Masalları ve Hikayeleri kitabıyla araştırmacı yazar Ülkü Önal, hemoroid ve kıl dönmesi hastalığı ve tedavisi hakkında genel cerrah Profesör Doktor Erhan Reis ve Karadeniz ezgilerinin en iyi yorumcularından biri, güçlü sesi özgün yorumuyla Volkan Arslan az sonra Yeni Günde. Günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün ben senden önce geleyim diye. Evet, biraz acele ettin. Ondan sonra vücudumuzun her tarafında kablolar olduğu için pilli bebek gibiyiz o. Şöyle yürüyoruz zaten. Gerçekten bazen hatta şahların arkasında böyle eğer ışıklar yandığı zaman görüyorsunuz zaten. Bunların siyah ışıkları. Beyaz gömlek giydiği zaman arkadan ışıklar yanıyor böyle. Tam böyle görüyorsunuz. Nokta nokta yanıyor, sönüyor. Dur diyorum Şahla, seni kapatayım ben. Ama tabii hem bizim sesimizin sizlere ulaşması hem de rejinin sesinin bize ulaşması için bunlar hepsi gerekli. Tabii sesçilerimiz şimdi bana kızmış olabilir bunu düşürdüğüm için ama hiç görmesinler bence. Bir boşlukta hemen onu biz takıveririz zaten. Kimse de bir şey demez. Bütün bunlar zaten her televizyon kanalında olan şeyler. Aynen öyle. Değil mi arkadaşlar? Siz daha önce hiç rejiye gittiniz mi? Gördünüz mü rejide nasıl çalışıyor? Peki o zaman bir gün
Özellikle radyo, televizyon, gazetecilik, iletişim okuyan arkadaşlarımız olursa onların görmesinde fayda var. Geldiğinizde bizimle konuşun, rejiyi de görebilirsiniz. Nasıl oluyor program, nasıl yapılıyor? Gerçekten birçok insanın merak ettiği bir şeydir aslında. Neler oluyor orada, neler söyleniyor? Kesinlikle öyle. Ekranda sadece ikimiz ve orkestramız görünüyor olabilir ama bizim kocaman bir ekibimiz var. Emeği geçen büyük bir ekibimiz var. Aslında sayısal olarak çok az ama kalp olarak senin sözlerini almış olayım. Çok büyük kalplere sahip insanlar diyelim. Evet, şu anda bizi izliyorlardır. Hatta rejiden alkış sesleri duyuyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Orhan Cansu şimdi orada, Lütfiye oradalar. Ne demek canım, yani biz de sizi seviyoruz. Bu alkışta o zaman reji odasında bizim yayınımızı izleyicilerimize ulaştıran tüm arkadaşlarımız için gelmiş olsun. Sesçilerimiz, ışıkçılarımız, herkes için gelmiş olsun ve programımıza bugün böyle başlayalım. Evet, 26 Aralık günlerden Cuma, artık haftanın son iş günü. Artık daha doğrusu 2014'ün son günleri. Bizler o son günleri yaşarken yine size güzel programlar yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok değerli konuklarımızı biz yine stüdyomuzda ağırlayacağız. Bugün tulumun sesini duyacaksınız bugün. Kemençenin sesini duyacaksınız. Orkestramıza baktığımız zaman orkestramızda bugün kemençede Volkan Karaoğlu'nu göreceğiz. Volkan, sen de hoş geldin. Hoş geldiniz. Ve aynı zamanda bizim orkestramızda her zaman olduğu gibi çok değerli sanatçılar. Hepsi kendi alanlarında Türkiye'nin gerçekten en iyileri, en değerlileri. İskender'in yeri çok ayrı zaten. İskender bana arkadan öyle bir bakıyor ki. Ne güzel konu. Acaba ne diyecek bakış var. Saatler olsun bu arada. Saçı sakalı kestirmişsin İskender. Söylediğini duymuyoruz ama. Yani ekrandakiler, ben de buradan duymuyorum. Ekrandakiler hiç duymuyordur zaten. Feryal'cığım bize lütfen tercüman olur musun? Dedi ki. Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor dedi. He. Öyle dedi. Öyle dedi. Mümkün değil, zaten kaçmaz. Benim sabah geldiğimde Ahmet abinin yüzündeki üzgün ifade de gözümden kaçmadı. Şöyle bir şey oldu sevgili izleyicilerimiz. Dün biz yayını tamamladıktan sonra Ahmet abiyle stüdyoya girdik. Ve herhalde ben şarkıyı söylerken... Çok duygulandım. Yani ben burada anlatırken Levent'in yüz ifadesini görmedim. Levent'in hiç beklemediği şeyler olacak. Şimdi ben söyleyebilirim. Ahmet abi işi bırakmıyorsun değil mi? Aynen devam. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Sen de biliyorsun. Çok iyiydi. Levent çok şaşıracaksın. Vallahi mi? Emin ol yani. Gerçekten mi? Gerçekten öyle. Yani aslında melodiyi söylediği gibi üçlü beşli vokaller inanamadım. Neden gülüyorsunuz? Ama aynı anda herhalde. Hayır. Çok ciddiyim ben. Neden gülüyorsunuz ki? Yok, ben de gülmedim aslında. Bir an dağıldım herhalde. Peki. Zaten Feryal düşen olsa gülüyor. Böyle bir şey olsa herkese gülüyorsun. Öyle. Düşeni Feryal, gülerim. Görüşürüz. Ben düşsem iki kat gülerim, hep söylüyorum. Yılbaşı günü görüşürüz. Yılbaşı günü. İçinden bir Mariah Carey çıktı herhalde. Ha? Şahlanın. O kim ki diyeceğim şimdi. Olmayacak bence ama şöyle bir şey. Gerçekten dün stüdyoya girdiğimde bir kez daha ses sanatçılarına saygım kat be kat arttı. Hakikaten yapmış olduğunuz sanat bir Allah vergisi bence. Herkes şarkı söylememeli. Allah vergisi olan, sesi olan insanlar şarkı söylemeli diye düşünüyorum. Evet, bizim işimiz biraz zor tabii. Yani yıllardır... Neyse çok... Elbette ki Ahmet abiye bir kez daha teşekkür ederiz. Feryal'cığım çok güzel bir eserle güne başladık. Ağzına yüreğine sağlık. Orkestra adına bir günaydın mesajı alalım. Hemen söyleyelim. Azerbaycan'a gittik, Şahlan'ın memleketine. Ama Fuzuli ile gittik. Bunu özellikle belirtmek lazım. Türk dünyasının filozofu diyelim onun için. Çok özel bir isim. Can verme gamı aşkıyla başladık biz. Onun bir şiirine bestelenmiş bir mahnıdır bu. Türk Dünyası Müzik Topluluğu olarak da geçtiğimiz konserde onu söylemiştik. Benim aklımda kalmıştı. Ama sağ olsun Ahmet çok yardım etti bana. Çünkü hani tar olmayınca, garman olmayınca Azerbaycan söylemesi zor. Ama sağ olsunlar çok güzel eşlik ettiler. Herkese sevgiler, selamlar sunalım. Günaydın diyelim tüm Türk Dünyası'na. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Anlaşılan o ki bugün de haftanın son gününde enteresan ve güzel bir program tüm izleyicileri ve bizleri bekliyor. Evet, 26 Aralık artık programımız başlıyor. Evlerinizde en rahat yere oturma vakti geldi. Kahvaltılarınızı yaparken, çaylarınızı yudumlarken tam 2 saat ekranlarınızdan ayrılamayacaksınız. Yeni Gün programına hoş geldiniz. Çay eli derelerin, ne derin bu ne derin çay.
Ay yeni dereleri ne derin dur ne derin. Haydi gidelim yarım bizim oralar serin. Haydi gidelim yarım bizim oralar serin. Kaynana kaynana kara kazanda kayna. Ya bir bak suratına alırım. Karadeniz ezgilerinin başarılı yorumcusu, güçlü sesi, özgün yorumuyla Volkan Arslan, şimdi yeni günde. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olun. Karadeniz ne güzel bir şey değil mi? Vallahi Karadeniz'in eserlerini, Karadeniz'in insanını tanıdıkça insanın çehresi değişiyor. Bu Karadeniz'in mertliği mesela insanlarında görüyorsunuz. Hakikaten çok mert, çok dürüst, çok yardımsever, aynı zamanda çok da yürekli insanlardır. Karadeniz eserleri de Karadeniz kadar canlı ama Karadeniz insanı da o Karadeniz kadar yufka yüreklidir. İşte onlardan bir tanesi Volkan. Evet. Hoş geldin programımıza. Eyvallah, hoş bulduk. Sabah sabah böyle daha açılamadık ama açılırız herhalde. Ben hani önden dedim böyle bir gazı vereyim. Ondan sonra programı güzel güzel devam edeceğiz. Ben zaten hani prova da alamadık içeride ütüyle uğraşırken. Maşallah çok maharetli bir insansın. Evet abi. 10 yıldır tek başına yaşayınca ben mesela annemin yaptığı ütüyü beğenmem yani. Öyle gerçekten mi? Gerçekten mi? Anne izliyor mu şimdi?
İzliyordur muhtemelen. Aslında şaka teyzeciğim. Biz bunu önceden konuşmuştuk. Böyle yok, konuşacağımızı söylemiştik. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Evet, Feryal diyor ki annemin yaptığı ütüyü beğenirim diyor. Annenin mi yoksa kayınvalidenin yaptığı ütü mü? İkisi. Ya da sırayla. Ya da sırayla yapabilirler değil mi Feryal? O bir muhtemelen gün ütü yapmayı sevmiyor abi. Herkes ütü de yapsın, yemek de yapsın. Ben hepsini beğeniyorum. Yemek de beğeniyorum, ütü de beğeniyorum. Hiç fark etmez. Yeter ki eve geldiğinde hazır olsun. Ev temizliğini de beğeniyorum. Her şeyi çok beğeniyorum. Yeter ki yapılsın yani. Yapın değil mi? Evet. Ben temizliğimi de kendim yaparım abi. Öyle mi? Tabii abi. Sağ olsunlar, yaparlar bizim. Bu temizlik de ilham veriyor mu acaba sana? Nasıl abi? Vardır ya. Temizlik tabii yaparken bir türkü çağırayım. Tabii canım, vermez mi? Şimdi Volkan tabii yıllardır TRT'nin içinde olan bir isim. Evet. Daha 8-9 yaşındayken TRT ile tanışıyorsun. Sonrasında bağlamayla tanışıyorsun. Bağlamadan sonra işte tulum, hayatında gerçekten müzik çok uzun yıllardan beri var. Aynen, yani şimdi gerçekten bir baktığınız zaman, benim yani geçmişe baktığım zaman şöyle dönüp hani bu iş için bir mücadele vermişim. Yani hani tepeden inme olmamış hiçbir şey yani. Çünkü 13 yaşında gençlik korosuyla başladım. Ondan sonra İstanbul'a gittikten sonra işte akitli olarak İstanbul Radyosu'nda olsun, televizyonda olsun görevlere gittim geldim. Tabii konservatuvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı şan bölümünden mezun oldum. Şimdi master yapıyorum Haliç Üniversitesi'nde. Ama tabii hepsinin yanında yöre müziğine vermiş olduğumuz bir emek var. Yani yöre müziğini kaliteli bir şekilde, iyi bir şekilde, yani daha dinlenilebilir bir şekilde lanse edip daha iyi yerlere gelmesi. Yani tabii ki de Karadeniz müziğini biz var etmedik. Bizden yani çok 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 daha öncelere dayanıyor ama tabii yeni aranjeler, yeni besteler, yeni duyumlar. Yani bunların hepsi bizim de Karadeniz müziğine kattığımız bir şey yani. Kattığımız bir renk, bir ahenk. Yani baktığın zaman işte TRT dedik. Şimdi TRT'de işte ben haftada iki gün yine bir gün radyo programı yapıyorum. Bir gün yine TRT Türk'te televizyon programı yapıyorum. İşte yani TRT bizim evimiz gibi artık yani, çünkü burası gerçekten bir eğitim yuvası gibi. Yani almayı bilene ama yani. Çünkü biz radyo kültürüyle büyüdük yani TRT kültürü bambaşka bir şeydir. Yani TRT terbiyesi bambaşka bir şeydir. Ben her zaman bunu bilirim ve bunu söylerim. Yani bu herkes de aynıdır yani, sunucusundan, spikerinden, sanatçısından, enstrümanistine kadar yani bu böyledir yani. TRT terbiyesi almış adam her zaman her yerde kendini belli eder ki ben de bir şekilde bu çizgiden yürümeye çalışıyorum ki başarılı olduğumu da düşünüyorum. Ve ne mutlu bize. Ve ne mutlu bize ki böyle bir kurumda, böyle bir okulda olma şansımız var. Çünkü aynen, 75 milyonluk bir nüfusa sahip büyük bir ülkedeyiz ve çok özel hissediyorum. Ben de kendi adıma söylemem gerekirse TRT'de olduğum için. Şimdi tabii biraz önce söyledik, çok çocukluk yaşlardan itibaren başlayan müziğe bir merak. Sonrasında ciddi anlamda, profesyonel anlamda çalışmalar ve akabinde tabii ki kaçınılmaz ama bir başarı. İşte şey tabii ki yani benim gençlik korosuna girdiğim dönemde Türkü Türkiye'nin programları vardı, belki bilirsiniz siz de. Tabii tabii. Aha, o zamanlar işte fenomendi yani. TRT Gençlik Korosu deyince insanlar böyle şey gözle bakardı yani. Ama tabii zaman biraz aslında radyo sanatçılarını şey yaptı yani. Nasıl diyeyim? İkinci plana attı yani. Aslında öyle olmaması gerekirdi. Çünkü TRT dediğim gibi bir okuldu yani. Gençlik çocuk korosundan alıyor. Gençlik korosuna daha sonra yukarı yurttan seslere eleman veren bir kurumdu yani. Sanatçı yetiştiren bir kurumdu. Tabii inşallah bu yine Allah'ın izniyle önü açıldı gibi duruyor şu anda. İnşallah yani önümüzdeki süreçte yine TRT bu misyonu ve vizyonu devam ettirecek. Yeni sanatçılar kazandıracak hem ülkeye hem de geleceğe. Yani bu gerçekten toplumlar kültürleriyle vardır aslında. Yani kültürlerimizle var olmuşuz. Zaten TRT Avaz kültürlere hitap eden bir kanal olduğu için hani yani her toplumun kültürünü, yani Türk toplumunu, yani Türk 350 milyon nüfusun kültürünü bir şekilde bu kanalda insanlar seyrediyor. Ve biz de kendim, mesela ben Karadenizliyim. Biz de kültürümüzde bir şekilde var olmaya çalışıyoruz. İşte tulum çalıyorum, işte Karadeniz müziği yapıyorum. Ama Türk kültürü bambaşka bir şey. Biz nasıl yabancı ülkeleri kendimizi tanıtacağız? Kültürümüzle. Neden Kültür Bakanlığı var ülkemizde? Kültür var olsun diye yani, insanlar bir şekilde bizi tanısın, bizi bilsin. Ha, kültür şu değil, sadece müzik değil yani. Her alanda kültür. Halk oyunuyla, işte yemeğiyle, giyimiyle, kuşamıyla. Tabii bunların ben
artık çok daha iyi yerlere gideceğimizi, yani zaten son 15 yılda çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum ki bundan sonra her şey daha iyi olacağını ümit ediyorum yani. Evet, söylediğin gibi son yıllarda özellikle dünya müziğinde de insanların otantik müziklere, etnik müziklere inanılmaz eğildiklerini görüyoruz. Hatta Eurovizyon'da da, büyük şarkı yarışmalarında da çok önemli sanatçıların, dünya starlarının Batı'nın, Uzak Doğu'nun felsefesini, Uzak Doğu'nun müziklerini bir şekilde Batı'nın artık kendi müziklerini mesela, bıraktığını, Uzak Doğu'nun, Doğu'nun kültürünü, aynen, etnik müzikleri aldığını görüyoruz. Şimdi aslında Avrupa, Avrupa'ya, Eurovizyon'a gidiyoruz. Avrupa'yı müziklerle. Tereciye tere satıyorsun bir noktada yani. Yani ne gerek var? Yap kendi kültürünü, kendi müziğini. Yap yedi öre, çıkart bir tane etnik, otantik bir şey. Geçmişte var yani, 80'lerde mi, ben hani benim yaşım yetmez belki ama yapılmış daha önce. Ama yani hani tereciye tere satıyorsun. Avrupa'yı müziklerle Avrupa'da gidiyorsun, yarışıyorsun yani. Niye Türkiye var o zaman orada yani? Eurovizyon'da üçüncülük kazandığımız zaman da o şarkı da özellikle müthiş, evet, bir şarkıydı. Evet, oldu herhalde. Ben söyleyemedim. Şebnem Paker, evet. Müthiş bir eserdi bence o. İçinde evet, o etnik havamızı barındıran, bizim bu Anadolu'nun ezgilerini barındıran bir eserdi. Keza Sertab Erener'le biz birinci olduğumuzda da onda da zaten özellikle tabii, o otantik müzik olması, o kıvrımlar, dans havası, raksı ile beraber zaten biz onu aslında o sahne şovuyla da kazandık biz. Yunanistan orada birinci oldu kemençeyle, biliyorsunuz yani. Tabii. Yani şimdi lafa sıra geldi mi kemençe bizim diye Karadenizliyiz yani, biz hani bizim tabii ki de yani, hani baktığınız zaman tabii ki de kültürler etkileşimi yani, işte zamanında oradan oraya göç olmuş işte bir şekilde, ama adam tutmuş sizin sazınızla bir şekilde birinci oldu yani. Tabii onlarda da ayrı bir şey yani, hani bunu tabii ki de sizin bizim demek çok bambaşka bir yerlere gider yani, çok başka yerlere çekilir hani şu anda ekranda seyredenler belki de, tabii ama bu kadar yakın yani, coğrafyada birbirini, evet, etkiliyorsun. Yakın coğrafyada tabii ki birbirini etkiliyorsun çünkü göç olmuş yani, zamanla oraya gitmişler, kültür orada da benimsenmiş. Ama ne oluyor baktığın zaman, aa adam kemençeyle birinci oldu. Olur tabii canım, sen kullanmasan yemeğini malını yerler yani bir şekilde. Çok güzel, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Sizden de Ahmet abi destek istiyoruz. İlerleyen dakikalarda söyleyecekleriniz bizim için önemli. Beryacığım keza senden de öyle. Bir diğer konuğumuz var. Karadeniz'e çok yakın bir coğrafyadan bahsedeceğiz. Ahıska Türklerini konuşacağız. Ahıska Türklerini konuşacağız ve aslında yapmış olduğu çok önemli çalışmalar var. Kaleme almış olduğu çok özel kitaplar var. Tüm bunları konuşacağız tabii ki biraz sonra sevgili izleyicilerimiz. Yeni Gün programı tüm hızıyla devam edecek. Ahıska Türkleri Gürcistan'ın Mesheti bölgesinin Müslüman Türk nüfusu. Günlük hayatta ana dilleri olan Türkçeyi kullanan Ahıska Türklerinin efsaneleşmiş hikayeleri ve masallarıyla Türklüğün ortak kültürü, ortak tarihi. Ahıska Masalları ve Hikayeleri kitabıyla bunları gün yüzüne çıkaran araştırmacı yazar Ülkü Önal, şimdi Yeni Günde. Bir kez daha günaydın diyoruz bizi dünyanın dört bir yanından izleyen izleyicilerimize ve haftanın son programıyla biz bugün sizin karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi birbirinden değerli konuklarımız var ve biz bugün aslında kültür hakkında çok geniş bir kapsamda konuşacağız. Çünkü değerli konuğumuz Ülkü Önal bu kültürü belki de hepimizden daha iyi biliyor desem doğru olur sanırım. Hoş geldiniz programımıza. Evet, kendisi bir halk kültürü derleyicisi ve yazarı. Özellikle Ahıska Türkleri ile ilgili yaptığınız çok önemli çalışmalar var. Tarihe baktığımız zaman aslında özellikle 1940'lı yıllarda Stalin Rusyası'nın büyük zulümler yaptığını biliyoruz. 1944 yılının Mayıs ayında Kırım Tatarları bir şekilde sürülmüştü. Gece uykularından uyandırıldılar. 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan gece. Kasım ayının 14'ünde de Ahıska Türkleri yine aynı şekilde Kırım Tatarları'nda olduğu gibi sürüldüler ve Orta Asya'ya gönderildiler. Birçoğu yollarda hayatını kaybetti. Birçoğu yaşadı ama nasıl yaşadı onu da tartışılır tabii. Sizin bu konuda kaleme aldığınız çok sayıda kitap var. Biraz konuşalım mı? Ahıska'dan sürgün hatıraları. Bu kitap hakkında detaylı detaylı konuşacağız. Ben de önce bir kitabı göstereyim izleyicilere. Sizden de biraz biz dinleyelim bu kitabı. Buyurun. Ahıska... Ben Artvin'in Ağdamış ilçesindeyim. Ahıska daha önce Osmanlı yönetiminde bizim başkentimizmiş. 1828'de Ruslar
Oraya alınca sınır kesilmiş ama gene görüşmeler olmuş. Yani bizim kökümüz Ahıska'yla bir Ardanuç, benim ilçem de bir Ahıska. Onun için onlara yakınlık duyuyorum. Konuşmaları, gelenek görenekleri, yemekleri halen aynı. Bir de 1914'te bizim Artvin'den muhacir olmuş. Atalarımız yollarda ölmüş. Onları o kuşağı kaybettik, anılarını alamadık. Çok üzüldüm. Ben Bursa'ya gittiğimde Ahıska Türkleriyle tanıştım. Onların biliyordum, ah Stalin sürmüş diyorduk. Onları bir tanıdım, konuştum, baktım müthiş bir trajedi yaşanmış. Yani yollarda ölmüşler, perişan olmuşlar, kaç ülke değişmişler ama hiçbir yazılmamış bir yerde. Bir tane Livaze Uravelli diye bir Uravel köyünden teyzem var. Ondan bir Ahıska sürgün hatırasını derledim. Erciyes sergisinde yayınladım. Her gittiğimde Bursa'dan derledim. 70 küsür kişiyle konuştum. Bu kitap meydana geldi. Sonra Gürcistan'a gittim, Ahıska'ya gittim. Iğdır'daki ilk Türkiye'ye gelen Ahıska Türkleriyle konuştum. Yani imkanım olsaydı Azerbaycan, Kazakistan'a giderdim. Oradakilerle de görüşmek isterdim ama ikinci baskıda inşallah. İnşallah. Onları şimdi da... siz bu kitabı hazırlarken muhakkak karşılaştığınız, sizi etkileyen, size derin iz bırakan anılar da olmuştur. Tabii ki o dönem yaşananlar hakikaten biraz önce de Levent'in belirttiği gibi çok acı. İnsanlar, kadınlar, çoluk, çocuk, yaşlı hepsi sürgün edilmiş ve o dönemin anılarını anlatırken sizi etkileyen, en çok etkileyen şeyden birisi ne oldu acaba? Şimdi savaş, tabii 1944 yılları, İkinci Dünya Savaşı, bunları Ahıska Türklerini, erkekleri, eli silah tutan erkekleri cepheye götürmüşler. O dönen, yaralı olan, onlar gazi şehit olduk diye düşünüyorlar. Hı hı. Konuştum, bir amca anlatıyor, 90 yaşında gitmiş cepheden cepheye, yaralanmış. En son memleketine gelmiş, trene binmiş, gelirken Ermeni varmış mesela şey trende. Demiş ki sen Ahıska'ya gitme, orada sizinkilerini sürdüler. Demiş ki bu Ermeni yalan söylüyor. Biz ne yaptık yani Rusya'ya, onlar için şehit olduk. Sakat kaldık, niye sürsünler demiş, gitmiş inmiş Ahıska'ya ki köyler bomboş, hiç kimse yok, şok olmuş, nişanlısı varmış yok. Yani nerede olduğunu bilmiyor, parası yokmuş. Böyle Orta Asya Cumhuriyetleri'ni gezegen ailesini bulmuş. Yani böyle trajediler yaşayan çok insan var. Ben ne yaptım diyor Rusya'ya, ben de onlar için şehit oldum, yaralandım, savaştım ama beni yerimden sürdü. Yani çok kötü bir şey. Sonra mesela... Her şeyin bir akşamda her şeylerini bırakıp çıkıyor. Ramazanmış, asker geliyor, toplanın çıkın, niye sürgün oluyor anlayamıyorlar, biz ne yaptık? Zaten eli silah tutan cephede bunlar, kadınlar tren yolunu yapmışlar, kendi yaptırdıkları yolda sürülmüş, ot biçmişler, odun kesmişler. Bütün her işi kadınlar yapmış, çocuklar yapmış, birbirinden sürülüyorsunuz, yani hiçbir suçları yok, anlamıyorlar. Trenlerde gece mesela bekliyorlar, hayvan trenleri, soğuk, buzlar asılıyormuş, soba yokmuş, bazılarında tuvalet yok. Bir de yani ne kadar da Rusya'da yaşasalar, bunlar öz kültürlerini korumuşlar, dinlerini korumuşlar. Rus askerlerinin verdiği şeyler domuz eti olur diye bunlar ne veriyor, yemiyorlarmış. Böyle üst üste ölüleri oluyormuş. Ölüleri saklıyormuşlar ki atıyor. Sonra tabii yakalanıyormuş, sallayıp atıyormuşlar. Nereye gittiği belli değil. Veya... Tabii şunu söylemek lazım Ülke Hanım, sözünüzü balla kesiyorum. Özellikle son 200-250 yıl içerisinde hakikaten bizim coğrafyamızda müthiş trajediler yaşandı. Birçok göç oldu. Binlerce, yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Ahıska Türkleri de onların arasında vardı elbette. O dönem gerçekten İkinci Dünya Savaşı'nın zorluklarının yaşandığı dönemde, orada da birçok kardeşimiz, soydaşımız hayatını kaybetti. Evet. Birçoğunun nerede yattığı bile belli değil ama şu anda muhtemelen cennetten bizi izliyorlardır. Öyle tahmin ediyorum. Bütün bunları aslında değerlendirdiğimizde elimizde hiçbir yazılı belge yok. Bunu da söylemek lazım. Yani bununla ilgili herhalde yazılan ender kitaplardan bir tanesi, ne Ahıska sürgünüyle ne Kırım sürgünüyle ilgili çok fazla kitap yok. Hatta şunu bile söylemek lazım sevgili Volkan. 1915 yılında Çanakkale Savaşları sırasında, arkadaşlar, Çanakkale Savaşları'nda Kara Savaşı başlıyor. 24-25 Nisan günü ve Çanakkale Kara Savaşları'nın başladığı gün, o dönemde Ermeniler ayaklanıyorlar bizim ülkemizde. Şimdi biz Osmanlı olarak diyoruz ki hani Osmanlı'nın bir hoşgörüsü, bir tevazu vardır. Ve milleti sadıka olmuş bir topluma diyor ki Osmanlı, nasılsa diyor bu bizim iç meselemiz, biz bunu bir şekilde çözeriz. Onlar ayaklandılar ama şimdi
biz bunu bırakalım. Çünkü Çanakkale'de büyük bir savaş yaşıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın içerisindeyiz. Biz bunu tarihi mesele olarak görüyoruz. Ermeni meselesiyle de ilgili bizim ülkemizde yazılan sadece 5000, 10000 civarında kitap varken Ermenistan'da bu konuyla ilgili yazılan 5 milyondan fazla kitap var, biliyor musunuz? Ve 2015 yılı mesela onlar için bir milat. Aradan 100 yıl geçti. Bunu dünyaya soykırım olarak kabul ettireceğiz diyorlar. Ama çok önemli tarihçilerimiz var. Özellikle biz tabii bunu politikacılardan ziyade biraz tarihçilere bırakmıyoruz. Hep araştırıyorlar. Ondan sonra politikacılara yanlış bilgiler ulaşıyor. Sonrasında da ekranlarda bir bilgi kirliliğiyle karşılaşıyoruz. Ama tarihten biraz aslında bilmek, görmek, araştırmak, farklı ülkelerin, Avrupa'nın, Rusya'nın o tarihlerini biraz açmak lazım. Ne güzel böyle bir kitap kazandırmışsınız siz de. Geciktik. Bir de Artvin muhacirlik hatıralarım var. Bu da 1914'teki Ruslardan kaçan bizim Artvin bölgesinde anlatıyor. Ben o anılarla büyüdüm. Yani bizim köy ve 30 küsür köy sürülmüş ve yanmış Ruslar tarafından. Bazıları geri gelmiş ve bu konuda yazılmış Artvin'de bir makalemiz yok. Arşiv belge dolu. Ben dedem öldükten sonra vicdan azabı çektim. İkinci kuşaktan, bazen de birinci kuşaktan bunu derledim. En azından bilsin dedim bizden sonraki kuşak. Bilmiyor, muhacirlik ne olmuş diyor. Mesela onlar da bir gecede muhacir olmuşlar, köyler alev alev yanmış. Ve 1914'ten önce benim ve birçok köyün bir kilim parçası yoktur. Yani dedemizden kalan hiçbir şey mi? Çünkü Ruslar yaktı. Gelmişler geri ki ev yok, hiçbir şey yok. Buğday bulamamışlar, koşacak öküz yok. Hiçbir şey yok yani ve bunu biz yazmamışız. Bu Anadolu'da sürülen bazı insanların sürekli gündemde ama nedense biz sineye çekip oturuyoruz. Aslında yaşanan tüm bu acıları siz büyük emeklerle birer tarihi kanıt olarak nitelendirebiliriz aslında bu kitapları. Büyük emeklerle derlediniz, topladınız ve kitaplaştırdınız. Öyle düşünüyorum ki aslında hepimizin okuması, ders alması ve tarihimizi daha iyi anlamak, daha iyi bilmek adına tüm bu kitapları okumamız gerekiyor diye düşünüyorum. Biz size tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimiz devam edecek. Güzel bir müzikle devam edelim eğer isterseniz. Sonrasında tabii. Güzel sohbetimizi devam ettirelim. Ne söyleyelim? Veren ne kalsın yapalım. Sırada? Benim söz müziği bana ait olan, daha doğrusu sözlerinin iki kıtası bizim Hemşin Yaltkaya köyünde yaşayan çok değerli bir üstadım İsmet Ağoğlu'na ait olan sözlerinin bir kısmı. Bir kısmı da bana ait. Müziği bana ait. Güzel bir eser var. Dikkatli dinleyeceğiz. Hadi. Buyurun. Bir sorun çobanlara, dağlarda kar var mıydı?
yoldur. Kaybetmişim yarım beni. Yollarda iz var mı dur? Yollarda iz var mı durdu? Oy kaybetmişim yarım beni. Yollarda iz var mı dur? Yollarda iz var mı dur? Dağlar kabul eder mi? Yalnız çıksam yaylaya, dağlar kabul eder mi? Ne diyeyim sevduğum, gönlüm sensiz gider mi? Gönlüm sensiz gider mi? Oy ne diyeyim sevduğum, gönlüm sensiz gider mi? Gönlüm sensiz gider mi? Ne diyeyim sevduğum, gönlüm sensiz gider mi? Gönlüm sensiz gider mi? Oy ne diyeyim sevduğum, gönlüm sensiz gider mi? Gönlüm sensiz gider mi? Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Hakikaten coğrafyanın kültürünü bilmek, okuduğun şarkının tarihçesini bilmek ve belki de bu şarkıya can vermek o şarkıyı seslendirirken daha da etkili oluyor. Tabii yani şimdi oraları bilmezseniz yani bir şekilde duygu veremezsiniz. Yani hani nasıl diyeyim, bunun son ilk kıtası bana ait. Mesela dere güzel akarsın denize mıdır yolun, işte ben sevdadan vazgeçtim, veren kalsın yar gönlün. Şimdi derenin, o derenin denize vardığını bilmek lazım. Nereden vardığını veya nereden geldiğini veya o deredeki taşların nasıl hareket ettiğini veya o doğadaki işte her bir şeyin, her bir canlının yani her şeyden haberdar olmanız lazım. Yoksa hani ne bu sözleri yazabilirsiniz ne de işte bir şekilde duyguyu yaşayabilirsiniz. İşte geri kalan da işte bizim İsmet amcaya ait, köyde yaşayan. O zaten şey, fabrika gibi yani, sürekli yazar. Yani çünkü orada yaşıyorlar. Yani orada doğmuş, orada büyümüşler. Çok da ilham kaynağı oluyor. Tabii doğup büyümek bambaşka bir şey yani. Keşke biz de orada doğup büyüseydik ama tabii bir şekilde hayat insanları gurbete atmış. Gurbette yaşam sürmek, işte bizim benim ailem işte yıllar önce Ankara'ya göç etmişler. Hala buradalar yani, ama tabii memleketle bağlarımız hiçbir zaman kopmamış. Gidip yani geliyor musunuz? Tabii zaman ben zaman yılda en az 5-10 kere giderim yani. Karadeniz'de yayla çok güzel olur derler. Hep de gitmek isterim. Ne? Yaylaya gitmek isterim hep de. Böyle işte yazın o sıcak günlerinde herhalde orada zaman geçirmek çok güzel sıcak olur. Sıcak günlerde oraya serinlemeye çıkarlar. Evet. Yayla turizmi zaten ne festivalleri vardır Karadeniz'in. Ayder Yaylası çok meşhurdur ama Karadeniz deyince ilk akla Ayder Yaylası evet, gelir evet. Ama onun yanı sıra ne yaylalar vardır Karadeniz'de? O işin vitrini. Vitrini Artvin'in tabii. Yaylaları da bakir bozulmamış. Ardahan'ın özellikle Bilbilen Yaylası. Artvin çok güzel bir şehir. Bilmiyorum, görmeyenler varsa eğer hani yolunuz düşerse Artvin'de birkaç gün kalıp o oksijeni biraz hissedip biraz yukarılara çıkıp sonrasında gelmek lazım. Zaten gittiğinizde sabah bir kalkıyorsunuz 5:30-6. Öyle bir oksijen var ki 3 saat 4 saat uyku yetiyor çünkü. Kesinlikle öyle. Bir de Artvin'e gittiğinizde, Artvin'e gittim ben, birçok sefer gittim Artvin'e. En çok dikkatimi çeken insanların güler yüzü ve samimiyeti. Gerçekten evet. Hani tanımadığınız birisi bile sizi yolda gördüğünde günaydın diyor, iyi akşamlar diyor, hal hatır soruyor ve eminim kapısını tıklattığınız zaman mutlaka sofrası hazırdır ve çok özel gerçekten. Türkiye'nin her bölgesi böyle ama sanırım Karadeniz yöresi bu açıdan daha da misafirperver ve daha da cana yakın Artvin'de insanlar. Artvin'de kapılar kilitlenmez. Hırsızlık olmaz bizde. Yani çat kapı girebilirsin.
Bir de şey çok ilginç. Şimdi bir fotoğraf çekmiştim, evde vardır fotoğrafların arasında. Dersiniz ya, bulutların üstünde gibiyim. Hakikaten bir dağ evine gidip kalıyorsunuz, bulut çöküyor, bulutun üstündesiniz. Altta kalmış, evin altında kalmış. Vücudun yarısı bulutun altında, yarısı bulutun üstünde. Ondan sonra ama gece saat 12'de 1'de zaten yatmıyorsunuz, yatamıyorsunuz. Çok erken bir saatte yatıyorsunuz orada ama sabah öyle bir dinç olarak kalkıyorsun ki, siz bunu çok daha iyi bilirsiniz zaten. O coğrafyayı evet, bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Herhalde oraların da verdiği o zindelik, dinçlik Karadeniz türkülerine de yansıyor diye ben tahmin ediyorum. Tabii canım. Öyle değil mi Volkan? Yansımaz mı? Yani şey aslında Karadeniz insanının hep böyle işte komik fıkra, işte fıkralarıyla ha ha hi hi falan bilirler ama yani Karadeniz insanı bugünlere kültürleriyle gelmişlerdir aslında. Baktığınız zaman o da bir kültürdür ama şimdi Türkiye'nin halk oyunları şampiyonluklarının çoğuna bakın, horonladır. Yani işte uluslararası yarışmalarda. Tabii görsel horonla, anlamda horonla büyük zevk veriyor çünkü. Yani. Tabii ki yani horonla bilin. Çünkü görsel olarak hem çok çeşitlilik var hem de çok hareketli ve çok dinamik yani. Ve hani baktığınız zaman kültür çok daha ön planda yani. Karadeniz kültürü çok daha baskın. Yani tabii ki de her, yani ben diğer kültürleri de az çok biliyorum ama hani kendi kültürümü bildiğim için bu kadar çok daha ön plana atmak isteğim herhalde ondandır. Yani hani bir Karadenizliyiz yani, yapacak bir şey yok. Biz de yani iki Karadenizliyi yakalamışken stüdyomuzda Karadeniz'in güzelliklerini yansıtalım istiyoruz. Aynen. Evet, aslında Karadeniz'in folklorine bile baktığımız zaman o insanın güzelliği, samimiyeti yansıyor hakikaten. Şimdi tabii Artvin demişken Ülkü Önal'ın çok özel bir kitabı daha var. Artvin Yöresi Yemekleri. Herhalde yemeklerinden de bahsetmesek olmaz değil mi? Evet. Artvin'e gittiğimiz zaman mutlaka tatmamız gereken lezzetlerden birisi hangisidir? Ve muhakkak unutulmaya yüz tutmuş lezzetler de vardır. Siz hepsini derlediniz, topladınız, evet, ve bu kitapla okuyucuyla buluşturdunuz. Ben genelde geleneksel yemekleri aldım. Yani yemeklerimiz artık unutuluyor. Artvin müthiş göç yaşıyor. Şu anda Artvin'in köylerinde çok az insan var. Yani bu da Serhat Bil için kötü bir durum ya. Eskiden düşman geldiğinde silaha sarılmış korumuşlar. Ama şimdi düşman gelse köyde yaşlılar var. Bir de bütün halk kültürümüz yok oluyor. Bursa'da var Artvin'de, Türkiye'nin her yerinde var. O çocuklar için, gelecek nesil için bu yemekleri derleyeyim dedim. Tabii çok özel yemekleri var. Yalnız Artvin'de Artvin yemekleri fazla yapılmıyor. Yani öyle yöresel yemek yapan lokantamız yok. Çok üzülüyorum. İnşallah olur. Artvin'de genelde kebap yani deriz biz, döner. Çağ kebabı yapılır. Aslında çağ kebabı Erzurum'da dese anavatanı biziz. Yani her şeyde çağ kebap yapılır. Erzurumlular da alınmasın. Erzurum'da da tabii çok güzel bir şekilde yapılır çağ kebabı. Artvin'de de çok güzel bir şekilde yapılıyor. Burada Volkan'ın söylediğini eklemek lazım. O kültürlerin kaynaşmasından dolayı Artvin'de de elbette cağ kebabı bir yemek lazım. Onu da söyleyelim. Özellikle Ardahanlı cağ kebapları çok meşhurdur. Bizim koyunlarımız doğal ortamda otladığı için farkı çok değişik yani. O farklı, lezzet, güzel lezzetimiz farklı var. Bir Artvin'de en çok ortak yemeğimiz Artvin'in kuymaktır. Kaymaktan yapılır ama bu marketlerden alınan kaymaklardan değil, bizim yaylaların kaymaklarından. Mısır unu katılarak yapılır. Ortak yemeğimiz o. Bir de bizim puçiko yemeğimiz var. Fasulye, taze fasulye kurutularak yapılır. Tutmaç yemeğimiz var. Bu tutmaç yemeği Divan-ı Lügat-ı Türk'te de geçer. Hamur kare kare kesilir, pişirilir. Lor dediğimiz yoğurdun yayıldıktan sonra suyundan yapılan lorla ve kondar denen yabani kekikle bizim yaylaların tereyağıyla yapılır. Müthiş güzeldir. Yani Divan Lügat'ta geçen bazı yemeklerimiz de var bizim. Mesela kavut çok eski. Kurut var. Herisa gene. Ona benzer yemeklerimiz var yani. Kah mesela. Elma kurusunda biz kah deriz. Kah Divan Lügat Türkiye baktığımda orada da vardı. Yani belki de Orta Asya'dan getirdiğimiz yemekler var ama Artvin ili çok farklı. Mesela ben Kars'ta biraz çalıştım yemekleri ama orada çok ortak yemekler. Bizim her ilçe kendine özgü yemekler var. Mesela sahile yakın insan ilçelerde balık, mısır ağırlıklı, karalahana. Ama iç kesimde hamur işleri. Sahilde şeyi bilmiyor. Hamur işlerini bilmiyor. Coğrafi konuma göre değişiyor. Değişiyor yani, evet. Sahilde mesela şey tüketilmez, koyun eti. Biz koyun eti bizde makbuldür. Yusufeli ilçemiz var. Yusufeli ilçemizin yemek kültürü son derece farklı. Yani çok değişik.
Ardahnut Şavşat Ahıskaya ile örtüşüyor. Borçkan'ın, onların da gene kendilerine göre farklılıklar var. Yani genelde kadınlar bizim çok çalışıyor. Yani kadın evde oturma şansı yok. Sabah kalkar çalışır. Onun için bizim yemeklerimiz öyle fazla ağır değil. Yani şehir kadınları gibi böyle evde çok fazla oturmuyorlar. Sürekli çalışıyorlar. Sürekli biz onları izliyoruz. Bilmiyorum Feryal, sen oturur musun öyle çok? Böyle oturacak gibi halin var. Maşallah. Ben herhalde otururum da. Şimdi şöyle bir şey eklemek istedim Ülke Hanım'ın sözlerine. Ahıska deyince bizim repertuarımızda Ahıska türküleri vardır. Bir tanesi de çok esprilidir. Hingal için yapılmış bir türküdür. Evet. Şimdi yemeğe türkü yapma adeti herhalde Türklerden başka kimse de olamaz. Yani ben hiç duymadım. Hani bir İngiliz yemeğine türkü yaptığını. Çok orijinal bir türküdür. İnşallah bir gün söylemek nasip olsun burada. Tabii Ahıska deyince böyle keyifli konuşuyoruz ama başta dönmemiz gereken şey o zorunlu göç, o sürgün. Kırım da olsun, Ahıska Türkleri de olsun bu konuda gerçekten Türk dünyasının en mazlum halkları. Ülke Hanım burada ama birçoğu yolda öldüler ve gittikleri yeri bilmeden gittiler. İlginç bir şey söyleyeyim. Kırım'da bir şey görmüştüm ve çok duygulanmıştım. Böyle bir prefabrik de denmez ki ona, ne denir bilmiyorum. Eve benzerler yazık. Yani öyle bir halde çadırın biraz daha gelişmişini yapmışlar ve içinde bir bebek var. Dedim ki yani çok soğuk orası, o sırada biz kışın gitmiştik. Dedi ki olsun o toprağında dedi. Biz daha yeni geldik Özbekistan'dan dedi. Dedim ama yani keşke bebek için hani daha uygun bir yer olsaydı. Olsun dedi. Ölürse de toprağında ölsün. Yani böyle enteresan bir yaklaşım vardı. Bu ancak bize özgü bir şeydir. Onlar için çok önemli. Hepimiz için önemli. Yani Türkler biliyorsunuz vatan insanlar. Ben bunu özellikle belirtmek istedim. Ahıskalılar ve Kırımlılar bizim kalbimizde çok farklıdır. Türk Dünyası Müzik Topluluğu olarak da. Evet. Ve genelde sürgün günlerinde Ahıska'ya ve Kırım'a özel repertuarlar yaparız. Bunu da altını çizerek belirtmek istedim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Aslında Türk Dünyası Müzik Topluluğu bu konuda gerçekten çok titiz davranıyor ve baktığımız zaman Türk dünyasını, Balkanları etkileyen ve aslında tarihçesini yaşatıyorsunuz, öyle düşünüyorum ben. Selamlar gönderelim İrfan Gürdal'a da buradan ve teşekkür edelim bir kez daha duyarlılığınız için. Çok sağ ol. Şimdi tabii Ahıska'dan konuştuğumuz zaman Ülke Anal'ın Ahıska üzerine kaleme aldığı birçok kitap var. Ve siz o insanlarla konuştuğunuzda merak ettiğim bir şey var. Türk insanına, Türkiye'ye bakış açıları nasıldır? Sizi karşılarında gördüklerinde verdikleri tepki nasıl? Önceleri tabii birkaç ülke değişmişler, tedirgin oluyorlar ama ben onların ağzıyla konuşuyorum aynı mesela. Geliyoruz, kelimelerimiz o zaman diyorlar, siz Ahıska dilini nereden öğrendiniz? Diyorum ben de sizdenim, yani ben de Türkiye'deki Ahıska'danım. Yani rahat, bazıları korkuyor tabii, haklılar yani, vatandaş olmayanlar korkuyor, anlatmak istemiyorlar. Ama çekinceleri var yani, evet, hala. Evet, çok samimi insanlar yani, çok evlerini açıyorlar, gönüllerini açıyorlar. Çok rahat. Mesela Gürcistan'a gittiğimde bir dede gördüm Abbasduman köyünde. Türkiye'den gelmişim, beni yetkili sanıyor. Onlar böyle Osmanlı'nın biz bakiyesiyiz diyor. Osmanlı Türküyüz. Kızım ne olur atalarımın yaptığı cami diyor. Namaz kılmak istiyorum, onu yaptır. Ben uğraştım kendi çapımda ama başarılı olamadım. Gözlerim doldu yani. Ama biz Artvin'deki mesela Yusuf Ali İnşan Kilisesi'nde hiçbir cemaat yok. Biz onları Kültür Bakanlığı onarıyoruz ama Gürcistan'da bir camimiz yok. Ahıska'da bir cami yok Müslüman halk olmasına rağmen. Onlar anlatıyorlar yani kültürlerini, yaşamasını. Bir de mesela anlamakta zorlanıyorum çünkü 4-5 ülke değişmişler. Bir bakıyorsun Rusça katılıyor, bir bakıyorsun Azerice, Özbekçe. Yani gene de kültürlerini muhafaza etmişler. Hayranım ben Ahıska Türklerine yani. Aslında yaşanan bunca sıkıntıya, bunca soruna rağmen yıllar geçmiş olsa bile öz kültürlerinden hiç kopmamışlar. Herhalde sizin de varmış olduğunuz sonuç bu araştırmalarınız neticesinde bu. Evet. Ve elbette bizlerden de beklentileri var diye tahmin ediyorum Ahıska Türklerinin, öyle değil mi? Çok beklentileri var. Türkiye'ye geldiklerinde de mesela ana vatana geldik, burası ata toprağımız, Osmanlı Türküyüz. Ahıska anlaşmayla verildi. Yani gelmişler üniversite mezunları. Hiç iş bulamadılar, vatandaş olamadılar, çok perişan oldular, iklime alışamadılar, Bodrum katlarda, Bursa'da ölenler oldu. Yani ilgi bekliyorlar, onlar çok çalışkan insanlardı, bizim dilencimiz hiç yoktur derler. Hepsi çalışıyor ama
Çok zorluk çekiyorlar burada da, zor yani hayatları. Biz sizin sesinizi bir şekilde buradan duyurmuş olacağız. Sizin yazdığınız kitaplar var. Bu kitapları da inşallah insanlar okuyacaklar, görecekler. Çünkü çok fazla yazılı belge olmadığı için bunlar da yazılı belge olarak onlara ulaşacak elbette. Şimdi Karadeniz'desiniz Volkan. Senin de acaba bu tip duyduğun hikayeler var mıdır? Çünkü Karadeniz'de bir coşku vardır ama Karadeniz türkülerinde aslında hüzün de vardır. İşte biraz önce senin söylediğin eseri hiç anlamayan birisi bile, Türkçe bilmeyen birisi bile, o coğrafyanın lehçesini bilmeyen birisi bile dinlediğinde onda bir hüzün olduğunu hisseder. Kalbine yani aslında dokunuyor. Şöyle bir şey, zamanla tabii ki de bizden de çok sürgün yani hani bizim tarafta daha çok Ermeni işte hani sürgünleri olmuş zamanında yani hani daha çok aslında hani Kemalpaşa, Hopa o taraflarda işte hemşinlerle bizim hemşinleri karıştırırlar. Mesela bizde lehçe yoktur yani, biz dil bilmeyiz. Biz hemşinliyiz ama dil bilmeyiz yani. Ama Hopa Kemalpaşa kısmı dil bilir. Yani bu işin bu kısmı biraz siyasi boyuta kaçıyor. Yani aslında ben çok fazla bu konuda dolu olmadığım için yorum getiremem. Çünkü söylenebilecek, kurulabilecek en ufak bir cümle yani şu anda bizi seyreden herkes tarafından tabii yanlış anlaşılabiliyor. Çok çünkü haklısın, niye? Çok haklısın. Yani işte ülkemizde işte Ermeni soykırımı var, işte sürgünler var, onlar var, bunlar var. Yani bunları dile getirmek, konuşmak, işte yani bir şekilde dil olmak için bunlara yani çok araştırma yapmak lazım, çok bilmek lazım. Yani ben sadece işte ne diyebilirim bununla alakalı? İşte bizim köylerimizin eski adları da yani işte köken baktığınız zaman Ermeni kökenli yani isimleri. Mesela benim köyümde Gomno. O bölgede bir araştırma yapılmamış yani, Ermeni olduğu kesin yani değil. Yani aslında hani insanlar nasıl diyeyim size biraz da irkilmişler yani bu durumdan. Çünkü Ermeni soykırımı dediğiniz zaman şu gün tüm dünya biliyor artık. Yani hani veya işte var mı yok mu, ben bununla alakalı kesinlikle yorum getiremem buna. Yani çünkü bilgili değilim yani. Biz bunu daha önce programlarımızda konuşmuştuk. Hemen ben yeri gelmişken bir ekleme yapayım. Şimdi o yıllarda Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun ve Fransa'nın kayıtlarına bakıyorlar. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun kayıtlarında ölen Osmanlı askeri sayısı 700 binken, 700 bin askerimiz bizim şehit olmuşken, Ermenilerden ölen sayısı 800-850 bin civarında. Şimdi böyle olduğu zaman bakıyorsunuz yaklaşık birbirine çok yakın rakamlar değil mi? Bir taraftan 700 bin, diğer taraftan 850-900 bin civarında. Kim kime ne yaptı acaba yani? Tarihçiler şöyle söylüyor. Burada bir katliamdan söz edemeyiz ama mukateleden söz edebiliriz diyorlar. Daha önce bizim konuk ettiğimiz çok değerli tarihçiler karşılıklı olarak o dönemde yaşanmış ve o dönemin şartlarına göre hayatta kalmak için insanlar ve belli bir ayaklanma var. İşte 24 Nisan, 25 Nisan'dan bahsettim. Çanakkale Kara Savaşları'nın başladığı gün Ermeniler ayaklanıyorlar. Çok iyi araştırmak lazım. Tarihçilere bırakmak evet, lazım. Söylediğim zaman, bu noktada çok doğru yani aslında. Evet yani ben hani ben müzisyenim. Ben bu işin hani bambaşka tarafındayım. Yani ben varsam müziğimle varım. Yani bir şekilde siyasi yani bu çok siyasi bir durum yani. Hani gerçekten dediğim gibi hani bir, en ufak bir cümle yanlış anlaşılabiliyor işte. Aa işte Ermeni soykırım var dedi. Aa yok dedi falan filan. Aa işte biz Ermeniyiz dedi falan. Yani çünkü bizim milletimiz o kadar şey ki hassas ki bu konuda. Yani çok çok önemli bir terazi var aslında. Yani o terazinin kantarın topuzunun az bir şey kaçırdığın zaman hemen insanlar seni bir tarafta sanıyorlar. Ama hiçbir tarafta değilsin esasında. Sadece bu yörenin kültürünü, bu yörenin müziğini yapmaya çalışıyorsun. Ama bilmek lazım tabii ki de. Yani ben biliyorum. Ama benim bildiğim bende. Ben evet. Bunu hani şimdi hani biraz ne önce kadar, şimdi yok mu? Var. Bizim yaylalarımızda yıkık harabe kiliseler var. Evet. Yani yıkmışlar insanlar geç yani. Geç Müslüman olmuşuz biz. Geçmişi söylemek lazım yani. Ama bugüne kadar bu topraklarda 24 medeniyet hüküm sürmüş. Yani 24 medeniyetin bıraktığı elbette kiliseler de var, sinagoglar da var. Bunun yanı sıra şamanizmden gelmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Yıllarca kültürlerin beşiği olmuş, dinlerin beşiği olmuş. İşte Yunanistan'a bakıyorsun. Biraz önce Yunanistan'dan bahsetmiştik. Hep söylerim bunu. 7 medeniyet hüküm sürmüş Yunanistan'da bugüne kadar. Bizde 24 medeniyet hüküm yani sürmüş. O yüzden dolayısıyla hepsi bir şey bırakmış bize. Elbette evet. Kutsal topraklar burası geçmişi, aslında. Onu düşünmek geçmişi lazım. Çok fazla hani şey yaptığınız zaman hani bu sefer isimlendirilmeye başlıyorsunuz. İşte Ermenisin, yok işte Rumsun, öylesi mi? Elhamdülillah Müslümanım ve Türk'üm. Yani hani bu topraklarda yaşıyorum. Bu toprakların ekmeğini yiyorum. Bu topraklarda müzik yapıyorum. Bu topraklarda müzik yapıyorum. Yani çok şükür Allah'a ki
Yani Müslümanım yapmayı da, müzik yapmayı da, kaliteli yani, güzel evet, müzik yapmayı da devam yani. Edin. Şimdi bu noktada lafınızı bölüyorum, kusura bakmayın. Biraz önce Volkan Bey söyledi ki işte ben müziğimle varım. Aslında bu noktada baktığımız zaman belki de sanat çoğu zaman siyasetin yapamadığını yapıyor ve ülkemizin kültürünü, müziğini bütün dünyaya duyuruyorsunuz evet, ve bütün dünyada Türk insanının nasıl bir insan olduğunu sizlerin sayesinde görüyor. Aynen. Bunu dedikten sonra güzel bir müzik arası verelim, sonrasında da son bir ekleme yapayım, sonra müzikle devam edelim. Zaten bizim programımız arkadaşlar bir müzik eğlence programı. Evet. Biz burada sanattan konuşuyoruz, kültürden konuşuyoruz, tarihten konuşuyoruz. Kimsenin siyasi düşüncesini biz yargılamıyoruz. Bizim burada hiçbir zaman siyaset konuşmadığımızı ya da din konuşmadığımızı zaten biliyorsunuz. Hangi dinden olursa olsun, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, biz burada sadece insanları bilgilendirmek, bizim tarihimizi daha doğru bir şekilde aktarabilmek, size bazı konularda farkındalık yaratabilmek için varız. Çünkü bizim misyonumuz çok önemli. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin, Balkanların ve Türkiye'nin sesi olmaya çalışan bir kanalsanız eğer, siz de doğruları bir şekilde yansıtmalısınız ama siyasi ya da dini yönden değil, tamamen somut pozitif bilimlerin gösterdiği ışıkta. İşte müzik de onlardan bir tanesi. Doğru müzik, doğru sanatçılarla sizler bu kanalda bizi izlemeye devam edeceksiniz. Eyvallah. Onlardan biri de Volkan Aslan zaten alkışlıyorlar. Karadeniz müziği gerçekten insanın ruhunu canlandırıyor. Ritmik şarkıları duyunca, evet, sabah biraz sabah önce de söylediğimiz duygusal şarkıları duyunca da etkileniyoruz ama ritmik şarkıları da bir ayrı güzel.
Aynen. Bu rahmetli Mustafa Sırtlı'nın bir eseridir. Çok eski. Kendisi işte daha işte bir sene oldu kaybedeli. Çok da özel bir şeyim var onunla, anım var benim. İkinci albümde işte yine albüm yaparken Mustafa abi şeydir bizim oralarda, hani iyi bir kaynaktır yani, kaynak kişidir yani, epeyce bestesi var şeyde, derlemeleri falan. Aradım, dedim abi dedim böyle böyle işte iki tane eser ayarlayabilir misin falan filan. Tamam dedi koçum, geldi vereyim imzayı dedi, şey yaptı falan. Ben suistimal ettim, İzmir'e gittim falan, işim vardı. Tam ertesi gün gideceğim, akşamında vefat etti kalp krizinden. Yani Allah rahmet eylesin. Böyle bir şeyimiz oldu. Ama yani tabii eserlerine biz yine hayat veriyoruz bir şekilde. Eserlerle yaşamaya devam ediyorlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Evet, saatlerimiz 9.01 oldu. İkinci saatimizdeyiz. Son saatin içerisindeyiz. Ülke Hanım'a birazdan veda edeceğiz artık. Dolayısıyla son ekleyeceklerinizi biz sizden alalım. Gerçekten çok önemli eserler bıraktınız. Yazılı belge var artık en azından. Ahıska Türkleri ile ilgili derlenmiş ve insanlara ulaşacak bir belge var. Son olarak buradan bizi izleyenlere, belki sizin kitaplarınıza ilgi duyanlara, sizin bu sözlerinize kulak verenlere söylemek istedikleriniz varsa dinleyelim. Ben gençlere özellikle derleme yapmalarını istiyorum. Biz geciktik. Sürekli böyle hatıralarını derlesinler. Not alsınlar, yazılı kaynak bıraksınlar. Söz uçar, yazı kalır demişler. Ben mesela Dede Korkut'un bir hikayesini bizim memlekette derledim. Bamsi Beyrek, Baybörek. İyi ki de derlemişim 1980'li yıllarda. Bir de mesela etnografik değerlerimiz yok oluyor Artvin'de. Yani mesela şeyden, ahşaptan yapılan mutfak kaplarımız vardı. Küleğimiz, kolopo derdiler. Hepsi yok oluyor. Ben atıyorlar onları, yeni gelinleri. Ben onları topluyorum. bir müze açmayı düşünüyorum. Buradan sesleniyorum yetkililere. Bana yer göster. Otantik bir konakta onları sergileyeceğim. Kitaplarım var evimde. Kitaplarımı da götüreceğim. Böyle hem kütüphane hem bir halk müze. Halk kültürünü yansıtan öğeler orada olacak. Artvin'de mesela yok. Mesela ben sürekli fotoğraf çekerim. Dağ taş gezerim. 5000 senede 5-6 bin fotoğraf çekerim. Bunları da Facebook'tan veya diğer şeylerden yayınlarım. Ağız yok oluyor mesela. Ağız özellikleri. Her köyün ağız özelliğinin farklı olduğunu yeni fark ettim. Onları videolarını çekip Facebook'a koyuyorum. Yani ilçemizle ilgili evlerim ne bulursalar çalışsınlar. İlimizle özellikle Ahıskalılar o yaşlı kuşaklardan bir şeyler alsınlar. Evlerimiz de yok oluyor. Bizim eşsiz güzel evlerimiz var mimari açıdan. Artvin'in her bölgesi enfes evler. Ama yani kitabımız yok bir tane. Kilimlerimiz var. Türklerin Orta Asya'dan getirdikleri bir gelenek. Motiflerimiz yok oluyor. Bir araba geliyor, eski halıları alıyor, kilimleri yerine orlan halıları veriyor. Köylüler de toz geçiriyor diye veriyor, gidiyor. Kilimlerimiz de kalmadı. Çok uğraştım. Bunları bir kataloğa alalım, bir müzeye alalım. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Kilimlerimiz için bir müze açalım veya bir kitap yapalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür verdiğiniz ederim. Emekler ben gerçekten büyük ve izleyicilerimize buradan bir kez daha hatırlatmış olalım. Ülke Önal'a ulaşmak istiyorsanız, kendisi sosyal medyayı çok aktif kullanan bir isim ve yapmış olduğu birçok çalışmayı sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Facebook sayfasından takip edebilirsiniz ve kitaplarını okuyarak tarihi gerçekleri en doğru ağızdan öğrenmiş olacaksınız diye düşünüyorum. Bir de mesela bizim Hopayam Şinliler son derece vatansever, vatanlarına bağlıdırlar. Bizim Bilbilen Yaylası'na çıkarlar, kültürlerimiz ortaktır. Hatta hemşinlileri, Batum'daki onların akrabası hemşinlileri Stalin sürmüş. Yani onları Türk hissettiği için Orta Asya'ya sürülmüş. Evet. 70'li yıllarda Ardan Hoca'ya gelen bir dedem var, ben Türk oğlu Türk'üm diyor. Yani bunlar bizim kardeşimiz, geleneğimiz, göreneğimiz de ortak. Hepsine, bütün Artvin'e, özellikle Ardan Hoca'ya, Ahıskalılara selam söylüyorum. Bizden de selam olsun. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, haftanın son günündeyiz. Güzel bir program sizleri bekliyor. Bir saatimiz daha var. Yeni gün programı kısacık bir aradan sonra tekrar karşınızda olacak. Yeter ki sağlık olsun diyenler TRT Avaz ekranlarına. Sakın bana bir şey olmaz demeyin. Her 8 kadından birinin hayatının bir bölümünde kapısını çalabilir meme kanseri. Sevindirici haberse son yıllarda bu hastalığın tedavisine ilişkin umut verici gelişmelerin olması. Ama tabii ki öncelikle amaç korunmak ve erken teşhis. İşte biz de bu hafta kadınların korkulu rüyası meme kanserinden korunmanın yollarını konuşacağız. Ayrıca kanser sonrası yeniden yapılandırmayı ele alacağız. Sağlığınız önceliğiniz olsun, yeter ki sağlık olsun da buluşalım.
Kutlu yürüyüş, Orta Asya'dan Anadolu'ya aynı hamurun ekmeği olan Türklerin hikayelerini, bizim hikayemizi anlatmaya devam ediyor. Kutlu yürüyüşte bu hafta bütün dünyaya namı yayılan Hömey müziğinin namelerini bulacaksınız. Tam bir müzik profesörü olan Tuva Türkü, Kömi Vazigan Badır'dan binlerce yıllık müzik kültürü TRT Avaz'da. Moğolistan'a veda edip mavi gökyüzü ülkesi Kazakistan'a geçeceğiz. Altay Dağları'nın eteklerinden Kazakistan'ın modern başkenti Astana'ya olan yolculuğumuz ve çok daha fazlası Orhun'dan Malazgirt'e kutlu yürüyüşte. Orhun'dan Malazgirt'e kutlu yürüyüş bugün saat 16.40 ve 21.15'te TRT Avaz'da. Baharat yolu bu hafta kekik için Bolu Göylük'te. 90 yaşındaki Mehmet amcadan sağlıklı yaşam sırları, Göynüklü kadınların eğitime katkısı, kekikli göynük yemekleri, belediye başkanı Kemal Kazan'la kekik çayı ve tatlı bir sohbet. Bir tıp alimi olan Akşemseddin Hazretleri, Baharat Yolu Bay Sempatik sunumuyla yarın TRT Avaz'da. Çocuğunuz 2 yaş civarında konuşmuyorsa, göz teması kurmuyorsa, yaşıtlarıyla oynamıyorsa otizme dikkat. Otizm savaşını erken teşhisle kazanabiliriz. Doğru eğitim ve doğru tedaviyle otizmi yenebilirsiniz. 4 yaşına kadar erken teşhis ve doğru yaklaşımla otizmin izlerinin silinebilmesi mümkün olabilmektedir. Yeah.
Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten muhteşem bir gösteriyle biz izleyicilerimizin karşısında olduk ve bugün çok özel bir sporu konuşacağız, Wushu'yu konuşacağız. Evet, Wushu ve Kung Fu Federasyonu'ndan çok değerli konuklarımız bizlerle beraberler. Geçtiğimiz günlerde bir kupa yapıldı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kupası ve Türkiye ve Çin milli takımları karşı karşıya geldi. Abdurrahman Akyüz, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Uluslararası Federasyonu'nda da siz üyesiniz. Yönetim kurulundasınız. Evet. Ve Uğur Yıldız da yine Uluslararası Wushu Federasyonu Sağlık Komitesi'nde. Siz de hoş geldiniz. Bu arada Abdurrahman Bey'in 4 tane çocuğu var. 3'ü dünya şampiyonu. Onu evet. söylemek Muhteşem lazım. 4.'sü de herhalde dünya şampiyonu olacak o zaman. O da en küçüğü burada. Elif zaten. Ve Zeynep. Elif, Zeynep, Necmettin Erbakan. Bir de en küçüğü Ayşe Sude. O da Türkiye Ayşe şampiyonu. Ayşe Sude buradaki en minik kardeşimiz değil mi? Ben Ayşe Sude'yi aslında stüdyomuza tekrar davet etmek istiyorum. Program Ayşe boyunca Sude. Bizimle birlikte olmasını rica edeceğim. Tabii ki herhalde Wushu'yu konuşmaya, Wushu'yu tanıtarak başlamamız gerekiyor. Çünkü belki evet. de Türkiye'de yeni bir spor. Aslında yeni değil. 5000 yıllık bir spor. Yani biz de Çinlerle aynı vatandan geldiğimiz için bizim için aslında yeni bir spor değil. Ama yeni tanınmaya, Wushu yeni tanınmaya başladı. Kung Fu olarak bildiğimiz spor aslında Wushu. Wushu eşittir Kung Fu. Wushu nedir diyecek olursak Çin savunma ve savaş sanatlarının genel adıdır. Bugün Wushu adı altında dünyada yapılıyor ve o şekilde yayılıyor. Bazı dünya federasyonlarında, bazı devletlerde Wushu Kung Fu olarak. Hadi gel. Benimle arada, birlikte, bizimle birlikte oturursan çok mutlu oluruz şöyle. Bu arada beraber. Ayşe Sude'nin tavırlarını gördünüz değil mi? Muhteşem. Selamını veriyor. Verdikten sonra o yüz ifadesi, ondan sonra size bakışı aman karşısına çıkmayın. Ben size söyleyeyim. Hoş Ayşe geldin Sude. Programımıza. Hoş geldin. Bize... Nasılsın? İyi misin? Çok seviyor musun Wushu yapmayı? Seviyorum. Peki bir kez daha kameralara bakarak selam verir misin? Wushu selamı yapar mısın? Şuradaki kamera bak ışığı yanıyor. Selam ver kalk. Karşıya bak. Yaparım. Tamam bekliyoruz o zaman alkışlayalım Ayşe Sude'yi. Şu kameraya bak temiz ışık yanacak şimdi. Bir selamlarsan evet. Tabii. Tabii şunu bir kere bilmek lazım. Wushu Kung Fu özellikle konuştuğumuz zaman Çin özellikle savunma sanatlarının savunma sanatı diye savunma söylüyorum. Savunma savaş sanatı. Bu da bir savunma sanatı evet. ve bu savunma sanatının da herhalde en önemli özelliklerinden bir tanesi siz zorda kalmadıkça bu sanatı asla kullanmıyorsunuz. Böyle bir şey vardı. Aikido'da da galiba böyle bir şey Aikido'da vardı. Aikido'da bizim federasyonumuza bağlı. Faaliyet yapan bir spor. 3 tane branşımız var bizim. Wushu, Aikido ve Budokaido. Bu kupadan kısaca bahsedelim mi? Çünkü süremiz çok az. İsterseniz bu süreyi de en verimli bir şekilde kullanalım. Çin ve Türk milli takımları karşı karşıya geldi bu kupada. Evet, doğru. Nasıl bir kupaydı? Nasıl bir şampiyon oldu daha doğrusu? Öyle söyleyeyim. Aslında TRT Avaz bunu 4 saat canlı olarak yayınladı. Yani o yönden de biz TRT Avaz'a borçlu olduğumuz için bugün buraya geldik. Yani onlara teşekkür etmek için geldik. Bize de 2 saat size ayrılan bir şeydi ama biz başkasının hakkına geldik. Onun için biz kısa şey yapalım. Arkadaşların haklarına da girmeyelim. Estağfurullah. Başka bir zaman tabii ki biz programda sizi uzun uzun... Wushu burada... aslında öyle kısa bir zamanda anlatılacak bir spor değil. Wushu anlatılmaz, yaşanır. Ama bunu uzun uzun konuşmak lazım. Bir taraftan da bu şekilde çocuklarımız... Bunu tanıtmak lazım. Wushu çok zengin, çok geniş kapsamlı bir spor. 2 şekilde yarışmaları yapılıyor. Birisi ikili mücadele, sanda dediğimiz. Bunda yumruk var, tekme var, tutma, atma, bütün teknikler var yani. Bütün dövüş teknikleri var. İkincisi de koreografik, işte beden hareketleri. Deminki evet, çocuklarımızın evet. yapmış olduğu. Bunlar da kendi arasında kuzey stili, güney stili, tai chi ve geleneksel stiller olarak birçok kola ayrılıyor. Ve bunun dünya şampiyonaları... yılda her yıl bir dünya şampiyonası yapılıyor. Aynı zamanda bir de geleneksel dünya şampiyonası yapıyor. Geleneksel stiller yarışıyor. Ve bu sporda herkes yarışabiliyor. 6 yaşındaki çocuğumuz da yarıştı. Aynı yarışmada geleneksel dünya şampiyonasında 90 yaşında sporcular da vardı. Onlar da şampiyon oldular. Bu sene yapılan dünya şampiyonasında bizim çocuklarımız 4 dünya şampiyonluğu kazandılar.
Ayrıca gençler şampiyonası yaptı. Orada da Elif ve Necmettin Erbakan dünya şampiyonu oldular. Bu sene iki dünya şampiyonasında toplam 6 dünya şampiyonluğu elde ettik ve birçok dünya dereceleri elde ettik. Necmettin Erbakan Kupası da rahmetli Erbakan hocamız bu sporlara çok önem verirdi. Spora çok önem verirdi. Sporcuyu çok severdi. Ve bize vermiş olduğu, sporumuza vermiş olduğu bu destekten dolayı biz onu minnetle yad ediyoruz. Bunun bir göstergesi olarak da onun adını yaşatmak için onun bakışını, onun dünya görüşünü yeniden yaşamak için bu önemli şampiyonaya, önemli organizasyona onun adını verdik. Bir nevi onunla beraber sporu ve geçmiş günlerimizi yaşadık. Erbakan hocam aynı zamanda büyük bir devlet adamı. Her konuda çok ileri görüşlüydü. Sporda da iyi bir spor adamıydı. Sporu çok iyi tasavvur ediyordu ve spora gereken önemi veriyordu. Sporcuyu çok destekliyordu. Yanındaki korumaları özellikle sporculardan seçiyordu. Bir kez daha ruhu şad olsun, mekanı cennet evet. olsun diyelim. Bu arada Uğur Bey sizin evet. de ekleyeceğiniz varsa tabii. bir iki cümlede hemen sizden alalım, sonrasında sizi uğurlayacağız efendim. Ben şimdi ben doktorum, herkes için yaşamlı bir sağlık için spor gerekli. Bu şu özellikle ruhun ve bedenin bütünleştiği bir spor dalı, diğer spor dallarından farklı olarak. Çünkü ruhani bir tarafı evet, da var. Evet, yani gördüğünüz bir meditasyon, böyle hareket. Ben dünyanın çeşitli ülkelerine gittim. Bu en dünyanın en doğusundan en batısına kadar, en 7'den 70'e kadar bütün insanların yaptığı bir spor. Sağlık açısından ben herkese tavsiye ediyorum. Sadece yarışma amacıyla değil, gördünüz buradan müzik eşliğinde sabahın erken saatinde Çin'de, doğuda ve batıda Peru'ya gittim. Okyanusun kıyısında insanların böyle gruplar halinde küçük çocuklardan tutun 90 yaşında insanların dahi bu sporu yaptıklarını evet. izledim. Ve çok sağlıklı zinde olduklarını gördüm. Ayrıca bir bizim için de bir madalya kaynağı. Yeni dünyada ilk 5'e giren bir ülkeyiz. Avrupa'da da ilk 2'ye giren bir ülkeyiz. Diğer yönden biliyorsunuz bir günümüzde bizi rahatsız eden bir madde bağımlılığı da var. Bu yüzden çocuklarımızın bilgisayardan, internetten uzaklaştırıp salonlarda wushu yapması çok önemli bir şey. Bu yeni hükümetimizin de belirlediği, Sağlık Bakanlığımızın da madde bağımlılığından ya da kötü alışkanlıktan korunmak için bu spor çok büyük mekanlara da gerek yok, çok ciddi aletlere de gerek yok. Yani her ortamda yapılabilecek bir spor. Evet. Belediye başkanlarımıza buradan sesleniyorum. Onlar için bizle irtibat kurabilirler. Bunu yaygınlaştırabiliriz. Hemen irtibat evet. adresini o zaman söyleyelim yeri gelmişken. Çünkü nasıl irtibat kuracaklar Wushu Federasyonu? Türkiye Wushu Federasyonu internette web sitemiz var. Direkt oradan yazışabilirler. Peki. Bizle irtibat kurabilirler. Ben şahsen herkese tavsiye ediyorum. Spor sağlıklı yaşam için de çok güzel, uygun. 7'den 77'ye de herkesin yapabileceği birlikte, bir spor. Spor. Çok teşekkür Peki. ediyoruz biz Dede size bugün. Dede torun, nine torun aynı anda yani üç kuşak aynı anda bu sporu yapabiliyor. Peki. Abdurrahman Bey, sizin de söylediğiniz gibi TRT Avaz'da canlı yayınlanmıştı. Biz Wushu ile ilgili daha önce de program yapmıştık. Evet. Yine Yeni Gün programında biz Wushu Federasyonu'ndan çok değerli konuklarımızı ağırlamıştık. Yine bundan sonraki programlarda da konuşmaya devam edeceğiz. Bu tip sporlara biz çok fazlasıyla önem veriyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi gelişmekte olan bir spor ve madalyalar kazandığımız bir spor. Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Bu alkışlar sizin için. Programımız devam ediyor. Kıl dönmesi ve hemoroid nedir? Daha çok kimlerde görülür? Belirtileri ve nedenleri nelerdir? Tedavi edilmezse nasıl sonuçlara yol açar? En sık rastlanan hastalıklardan olan ve başa geldiğinde hayatı zindan eden hemoroid ve kıl dönmesi hakkında her şey genel cerrah Profesör Doktor Can Reis'le şimdi Yeni Günde. Bir kez daha günaydın diyelim sevgili izleyicilerimiz. Biraz önce çok güzel bir spor hakkında konuştuk ve ne derler, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
Tabii ki spor yapmamız lazım ama öte yandan da sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Biz bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Değerli hocamızla Profesör Doktor Erhan Reis bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Programımıza. Hocam evet, biraz önce Şahlan'ın da söylediği gibi hayatımızın her alanında tabii spor da olmalı, müzik de olmalı. Tabii ki bunun yanı sıra kültür, sanat, sinema, tiyatro, bunların hepsi olmalı ama diğer taraftan da sağlık olmayınca hiçbiri olmuyor bunların. Kesinlikle öyle. Her şeyin başı sağlık. İşte hep derler ya, parmağıma bir kıymık batsa o zaman sağlığımın değerini anlarım. Bir grip olduğunuz zaman, ne bileyim, bir soğuk algınlığına yakalanıyorsunuz, ateşiniz biraz yükseliyor, dünya zaten kopuyor bir anda. Ama bunun yanı sıra tabii çok daha ciddi hastalıklar, evet, ve bizim bir an önce aslında o erken tanıdan sonra tedavisine başlamamız gereken hastalıklar var. Bugün onlardan bir tanesini biz konuşacağız. Bizi izleyen izleyicilerimize hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım. Ekranda göreceksiniz şimdi ve sosyal medyadan da bize ulaşabilirsiniz. Biz bugün kalın bağırsak kanserleri ve cerrahi tedavisini konuşacağız. Ve ilk olarak şöyle başlayalım hocam. Kalın bağırsak kanserleri nedir? Kalın bağırsak kanserleri deyince ne anlıyoruz? Ve kalın bağırsakta görülen diğer hangi hastalıklarla karıştırılır? Öncelikle herkese günaydın diyorum ben de. Bir Karadenizli olarak çok keyifle Karadeniz müziği, arkasından genç kardeşlerimizin, mini kardeşlerimizin güzel spor aktivitesini, gösterilerini izledim. Keyif aldım gerçekten. Siz neredesiniz hocam? Ben de Trabzonluyum. Trabzon Maçkalı'yım. Tabii ki spor, müzik ama sağlık da dediğiniz gibi hayatın bir parçası ve gerçekten çok çok önemli olan konulardan birisi de kalın bağırsak kanserleri. Hem hastalığın kendisinin özelliğinden kaynaklanan önemi var, hem de karıştığı hastalıklar, bizim halk arasında sıklıkla basur, hemoroid veya makatta çatlak dediğimiz iyi huylu hastalıklarla karışması ve zaman zaman ihmal edilmesi nedeniyle önemli olan bir hastalıktır. Şimdi kalın bağırsak kanserleri nedir derken, kalın bağırsağın çok kısa insanların anlaması için tanımını yapmak istiyorum. Kalın bağırsak, bildiğimiz gibi sindirilmiş besinlerin depolanması, havuzlanması, dışarı atılması ve bir miktarda tabii ki buradaki suların emilmesini sağlayan bir organımızdır. Bunda oluşan kötü huylu, yani büyüyüp diğer organlara yayılabilen, uzak organlara yayılabilen, kontrolsüz olarak büyüyen hücrelerin oluşturduğu uğurlara da kalın bağırsak kanseri diyoruz. Hocam şimdi tabii son dönemlerde artık kanser çok sıklıkla rastladığımız bir hastalık. Tabii ki işte çeşitli kanserler var. Peki kalın bağırsak kanserine baktığımız zaman toplumda rastlanma sıklığı nedir? Çok fazla mı rastlıyorsunuz bu kanser? Kalın bağırsak kanserleri maalesef çok sık gördüğümüz kanserlerden birisi. Yani dünya üzerinden ve Türkiye üzerinden konuşacak olursak, dünyada maalesef her yıl yaklaşık 1.100.000 kişi kalın bağırsak kanserine yakalanıyor ve yaklaşık 500.000 kişi de maalesef bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Gerek erkeklerde, gerekse kadınlarda, yani her iki cinste de üçüncü sıklıkla gördüğümüz kanserdir. Erkeklerde akciğer ve prostat kanseri ilk iki sırada, üçüncü sıklıkla kalın bağırsak kanserleri geliyor. Kadınlarda ise meme ve tiroid bezi, yani guatra bağlı kanserlerden sonra üçüncü sıklıkla görülüyor. Türkiye'de de Kanser Savaş Dairesi'nin çok güzel çalışmaları var gerçekten. İnstans epidemiolojik olarak her 100.000 kişide toplumda yaklaşık 20 erkekte bir, 100.000 kişide 20 erkekte ve 100.000 kişide 15 kadında bir görülüyor. Bu şu anlama geliyor: bizim hayatımız boyunca kalın bağırsak kanserine yakalama riskimiz yaklaşık %3 ile 5 arasındadır. Bu yaşamla ilgilidir. Ama hani şöyle bir iyi tarafı da vardır olayın: vakaların %90'ı 50 yaşın üzerindedir. Bu biraz sonra belki bahsedeceğiz, tarama için bize önemli bir avantaj sağlıyor. Peki bu arada birazdan tabii kıl dönmesi ve hemoroidle de ilgili size birkaç tane sorumuz olacak. Toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren aslında sorunlar bunlar. Bir sorumuz daha olsun size. O sorudan sonra da müzik arası verip biraz projelerden konuşalım sonrasında Volkan'da. Peki bunun belirtileri nedir hocam? Nasıl olur peki? Nasıl anlaşılabilir? Şimdi bağırsaktaki kanserin yerleşim yerine göre hastanın şikayetleri veya kanserin belirtileri değişebilir. Kalın bağırsağın sağ tarafında özellikle gıdalardan, besinlerden arttıkları, yani sıvı içerikli olduğu için çok tıkanıklık bulguları yoktur. Genellikle check-up amacıyla, tanısal amaçlı olarak gittiğimizde işte kansızlık vardır dendiğinde, bu kansızlığın sebebi araştırılırken sıklıkla altından kalın bağırsak kanserleri çıkabilmektedir. Hı hı. Ama bunun yanında özellikle bağırsağın çıkışına yakın yerleşim yerindeki kanserlerde bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler olabilir.
Tuvalet yaparken kanama olabilir. Tuvaletimizi yaptığımız halde yine tuvaletimizi yapma isteği olabilir. Yani rahatlayamama olabilir. Biz kısaca bağırsak alışkanlıklarında hastanın, kişinin kendi bildiği alışkanlıklarında bir değişiklik olduğu zaman, tuvaletinde kanama olduğu zaman, karın şişliği, hazımsızlık olduğu zaman mutlak bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Herhalde bu noktada bu tarz rahatsızlıklarla karşı karşıya kalan insanların çok dikkatli olmaları ve doktora başvurmaları gerekiyor. Tüm kanserlerde olduğu gibi herhalde bağırsak kanserlerinde de erken tanı hayat kurtarıyor diyebiliriz. Bir cümle zaten bu yüzden Türkiye'de de 51 ve 61 yaşlarında kolonoskopi ile kalın bağırsak kanseri taraması 2014 yılı itibariyle resmi olarak kabul edilmiştir. Bunun yanında 3 yılda bir büyük abdestli gizli kan tetkiki 2 yılda bir öneriliyor ama 3 yılda bir de yapılabilir. Gizli kanla büyük abdestle kan tetkik edilmesi, eğer kan varsa bunun arkasından kolonoskopi dediğimiz kalın bağırsağa bakılması artık tarama yöntemi olarak Türkiye'de de başlamıştır. Bunu da halkı bilinçlendirmek lazım. Peki sohbetimizi şimdi müzikle renklendirelim. Ondan sonra yine soracağımız sorular var. Sevgili izleyicilerin bize belki sormak istediği sorular var. Süremizin yettiğince hemoroid ve kıl dönmesiyle ilgili de biz hocamıza sorular yönelteceğiz. Şimdi sözü yine biz Volkan'a bırakalım. Karadeniz'in coşkusunu mu yaslayacağız? Volkan, sen gerçi Ahmet abiyle şimdi konuşuyorsun. Ahmet abi ne yapacağız? Ne var sırada, ne var? Horon yapacağız. Yani. Horon mu yapacağız? Horon yapalım dedi. O zaman bir tulum çalsan öyle horon yapsaydık olmaz mıydı? Tulum en son çalarız. Peki. Abi. Hadi bakalım. Oy çalamadım gitti sürmen havasını. Oy çalamadım gitti sürmen havasını. Bu yılda yeme bu mavsimin tavasını. Gel yanıma yanıma gidelim yali yali. Bu yılda yeme bu mavsimin tavasını. Gel yanıma yanıma. Yarım gitti ormana, o İslandı İslandı. Yarım gitti ormana, o İslandı İslandı. Sorarım ağaçlara hangimize yaslandı. Gel yanıma yanım, gidelim yani yani. Sorarım ağaçlara hangimize yaslandı. Gel yanıma yanım, gel 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 yaşa. Yar gider arlam balam ben daha giderim ya yar. Yar gider arlam balam ben daha giderim ya yar. Utanıyorum bugün seninle konuşmaya, seninle konuşmaya. Utanıyorum bugün seninle konuşmaya, seninle konuşmaya. Nereye gideyim ben daha gelecek miyim? Gel bakayım bana oy ben gelecek miyim? Nereye açıp başlı hani ya senin fes. Gel okuyayım seni çok değil nefesim. Hem dereye dereye derede buluşalım. Hem dereye dereye derede buluşalım. Dedi utanıyorum sen başla konuşalım. Gel başla konuşalım. Dedi utanıyorum sen başla konuşalım. Gel başla konuşalım. Nereye gideysin ben daha gelecek miyim? Gel maddeysin bana oy ben gelecek miyim? Nereye açıp başlı hani ya senin fesin. Ben okuyayım seni çok iyi. Bravo. Duramadık yerimizde. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Erhan hocam burada eller ayaklar şöyle bir
Bir kalksam bir horon tepkim olması vardı hocam. Ya horonu çok becerim ama müziği duyunca refleks olarak ellerim ayaklarım oynamaya başlıyor kesin. Volkan çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu arada TRT Türk'te programın pazar günleri yayınlanıyor. Pazar günleri saat 8.30'da istek programı yapıyoruz. İstek programı? TRT Türk'te dünyanın dört bir yanından istekler alıyoruz. Yani geçen hafta Güney Afrika'dan benim cep telefonumu aramış adam yani o kadar söyleyeyim. Nereden bulduysa diyeceğim ama internette falan vesaire menajerlik iletişim numarası falan filan. Gerçekten epeyce ilgi gördü program. Şu anda gayet her şey yolunda. Facebook'tan, Twitter'dan işte istek alıyoruz. Canlı telefon bağlantısı yapıyoruz. Ama sadece Karadeniz yapmıyoruz tabii. Her yöreyi seslendiriyoruz. Bir tane de bayan partnerim var. Merve Kayacan'la birlikte yapıyoruz programı. Aynı zamanda ben salı günleri de TRT Türkü'de İstanbul Radyosu'ndan, Harbiye Stüdyoları'ndan TRT Türkü'de Karadeniz Rüzgarı yapıyorum. Yani o da yine istek programı. Yine Facebook interaktif telefon bağlantısı. O da sürekli istek programı. O da bir saat sürüyor. Böyle işte yani... Çok güzel projeler. Evet, evet. Aynı zamanda belediyelerle işte projelerimiz oluyor. İşte kültür merkezlerinde falan filan. Hatta belediyelerin bizim dışımızda da çok güzel projeleri var. Son zamanlarda işte az önce kuliste de bahsettim size. Çekmeköy Belediyesi'nin işte biz onu çok sevdik diye Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatıyla alakalı bir kitap var. O kitaptan bir yarışma düzenlediler şu anda. Üniversiteler arası. Ben de gönülden destekliyorum belediyeyi ve sevgili kültür müdürü abimiz işin başında Muhammed abi. Yani epeyce de hem maddi hem manevi olarak yani kazanımları var. Birinciye 70 bin lira, ikinciye 50 bin lira artı umre tabii kitap seti falan filan vesaire. Biz onu çok sevdik.com'dan arkadaşlar bizi izleyenler tabii tabii yani epeyce iddialı bir proje. Ve üniversiteler arası yarışma bu arada. Üniversitede lisans öğrencilerinin katılabildiği bir yarışma. Yani İstanbul'da haftanın yani 30 günü sürekli bir etkinlik, sürekli bir şey. Tabii ki yani biz bunun ne tarafındayız? İşte kültür tarafındasınız ama baktığınız zaman maddi yani manevi olarak da bir şeyler yapılıyor yani. Peki. Volkan bu arada tabii söylediğin şey çok doğru. Ayın 30 günü sen bir şekilde koşturuyorsun, çalışıyorsun, ediyorsun ama bunun karşılığını da sen insanlara sanatınla manevi tarafıyla zaten gösteriyorsun. Evet, eyvallah. İyi ki varsın. İyi ki Karadeniz'in o güzel eserlerini, türkülerini yansıtıyorsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Hakikaten birazdan Tulum'un sesini de zaten izleyicilerimize duyuracağız. Hocam bu arada size de bir telefon varmış. Hemen yeri gelmişken o telefonu da alalım mı Şahlıcığım? Akhisar'dan bir izleyicimiz bize ulaştı. Şu anda telefon hattında bekliyor. Alo diyelim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi günler. İyi günler diliyoruz. Fikriye Esmer evet. Manisa'dan evet. Arıyor bizleri. Hoş geldiniz. Evet. Sanırsam hocamıza sorunuz var. Hocayla baş başa evet, bırakıyoruz. Evet efendim. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel programınız. Gerçekten Yeni Gün ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize de. Biz size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Hocama bir sorum olacak. Buyurun. Nisan ayında kızıma kolonoskopi yapıldı. Kanaması olduğu için. Kolonoskopi sonucunda eozinofil varlığı nedeniyle amip tedavisinden sonra kontrol kolonoskopi biyopsi incelemesi uygun olur yazıyor. Hocam anladınız mı? Biz anlamadık amip ama. Amip diye anladım. Yanlış mı anladım? Tekrar edebilir miyiz Fikriye Hanım? Tabii ki. Amip trofositleri görülmemekle birlikte çok sayıda eozinofil varlığı nedeniyle amip tedavisinden sonra kontrol kolonoskopik biyopsi incelemesi uygun olur. Evet anladım efendim. Bunu bir Fikriye Hanım herhalde diyor ki bunu bana bir açıklayabilir misiniz? Çok teşekkür ederiz Fikriye Hanım. Öyle değil mi? Biz herhalde yanlış anlamadık. Hocamızdan açıklamasını istiyorsunuz. Evet bunun açıklamasını istiyorum. Bir de kolonoskopi raporunda da rektumda ödem hiperemi internal hemoroid yazıyor. Ayrıca bu kolonoskopi tekrarı kaç ayda ya da yılda olur diye onu öğrenmek istiyorum hocam. Çok teşekkür tamam. Ederiz Fikriye Hanım. Çok sağ olun. Buyurun geçmiş hocam. Geçmiş olsun diyelim. Ben soruyu anlayabildiğim kadarıyla cevap vereyim. Yani aslında hani kalın bağırsak kanserlerinden bahsettik. Şikayetlerden birisi de hani makattan kanamadır. Bu diğer hastalıklarla karışabilir diyorduk. Şimdi burada da hastamızın işte belli ki tuvalette veya tuvaletten bağımsız makattan bir kanaması olmuş. Bu kanamanın sebebini araştırmak üzere de kolonoskopi dediğimiz ışıklı bir aletle kalın bağırsağa bakılmış.
Şimdi iki tane sonuç veriyor aslında. Birisi kolonoskopi sonucu, birisi de muhtemelen mikroskopik incelemede görülen bazı şeylerden bahsediyor. Eozinofil görülmesi alerjik bir şey düşündürdüğü için bir parazit hastalık var mı altında veya bir başka bir şey var mı diye amip arayalım diye düşünmüşler, tedavi verelim diye düşünmüşler. Amip dediğimiz bir paraziter bir hastalık bir nevi. Bunun yanında kalın bağırsakta kolonoskopide rektit dediği, yani kalın bağırsağın son kısmında iltihabı düşündürür. İşte kanamalı, şişlik, ödem dediğimiz yapıların olduğu şeyler de hem başka enflamatuar bağırsak hastalığı dediğimiz hastalıklarda olabiliyor. Halk arasında kron ülseratif kolit olarak belki medyadan bilen insanlar vardır. Hem de gerçekten bu amip dediğimiz mikrobik hastalıklara sebep olabileceği görüntülerdir bunlar. O yüzden hekimler doğal olarak önce bir ilaç tedavisi, tıbbi tedavi verelim. Ardından da bu tedavi bittikten sonra bu hastaya bağlı değişir. 3 ay sonra olabilir, 6 ay sonra olabilir, 1 ay sonra olabilir. Kolonoskopide herhangi bir ışın, radyasyon hastaya yayılmadığı için eğer işlemin gerekliliği varsa 2 günde bir, yani bir işlem yapmanız gerekiyordur. Bir gün arayla bile yapmanız gerekebilir. Ama böyle bir hastamızda muhtemelen tıbbi tedaviden sonra 6-8 hafta sonra kontrol amaçlı bu kolonoskopi yapılabilir. Herhangi bir zararı, mahsuru da yoktur. Fikriye Hanım korkmasın. Hayır, korkacak bir şey diyorum yok. Hayır. Peki şimdi tabii biz kalın bağırsak kanserleriyle ilgili konuşurken tedavi yöntemlerini de konuşmamız gerekiyor. Belki de tedavi yöntemlerini konuşmadan önce bu rahatsızlıklardan ne şekilde korunacağımız da belki konuşmamız gerekir hocam. Aslında bahsettiğiniz gibi ya çok önemli konulardan birisi. Ya, bu hastalık niye oluyor? Evet. Bu hastalığın oluşumunu nasıl engelleyebiliriz? Çünkü biz biliyoruz ki gerçekten hastaların %80-90'ı 50 yaşından sonra oluyor. Hı hı. Demek ki hayat boyu belli bir şeylere maruz kalıyoruz da bu hastalık ortaya çıkıyor. Aslında her şeyin temelinde beslenme yatıyor. Özellikle stüdyoda çok fazla genç arkadaşımız var. Yani onlara da bu mesajı, onların aracılığıyla da vermekte fayda var. Yani maalesef bugün yaşam şartları, insanların tempolu hayatı biraz böyle fast food dediğimiz hazır gıdaya, tüketime dayalı bir toplumlar olduk, dünya olduk daha doğrusu. Kalın bağırsak kanserlerinin en önemli sebeplerinden birisi de bu tarz beslenmedir. Liften fakir, yani sebzeden fakir, proteinden zengin, kırmızı et ağırlıklı beslenmeler bunlar kalın bağırsak kanserlerine uzun sürede zemin hayalı hazırlayabiliyor. İkincisi spor, yaşam, yani çok sakin bir yaşam. Bilgisayarın başında günde 10 saat geçirerek bir hayatımız varsa veya masa başında, bunlar da risk faktörüdür. Daha hareketli, daha sporun içinde olduğu, daha dinamik yaşam kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor. Çevresel faktörlerden bunlar gerçekten çok önemlidir ve sigara. Sigara maalesef pek çok kanserde olduğu gibi kalın bağırsak kanserlerinde önemli bir sebebidir. Ama bunun yanında bir önceki dinleyen hanımefendi endişe etmesin, amip başka bir şey ama enflamatuar bağırsak hastalığı dediğimiz hastalıklar, bağırsağın iltihabı bir kısım vardır ki bunlar genellikle ishal ve kanamayla kronik olarak karşımıza çıkarlar. Bunlar uzun vadede çok ciddi kanser sebebidir ve genetik faktörler. Biz biliyoruz ki kalın bağırsak kanseriyle karşımıza gelen insanların %20'sinde ailesinde de kalın bağırsak kanseri hikayeleri vardır. Bunun yanında yaklaşık %3-5'lik hasta diliminde mutlak ve mutlak direkt genetik etkilidir ki bu hastalar ailevi kanserlerdir. Onların değişik versiyonları vardır. Zamanlar diye girmiyoruz. Ama bunların 20'li yaşlardan itibaren taranması lazım. Buradan yola çıkarak şunu biz biliyoruz. Kalın bağırsakta genellikle önce bir balon gibi polip dediğimiz bir şey oluşuyor. Bu belli aşamaları geçirdikten sonra kanser oluşuyor. İşte bu polip dediğimiz çıkıntıdan kanser gelişimindeki süre, eğer genetik bir risk yoksa, yani hastaların %90'ında, 95'inde 10 yıllık bir süredir. Hı hı. O yüzden 10 yılda bir kolonoskopi öneriliyor. Çünkü polipi tespit edip siz sıfırlarsanız tekrar polip gelişip kanser gelişme riski yaklaşık 10 yıldır. Ama genetik bir geçmişiniz varsa bu daha sık ve daha erken yaşta oluyor. 20'li yaşlardan itibaren tarama yaptırmak gerekiyor. Bazı hastalıklarda 20'li yaşlarda ameliyat bile gerekiyor. Hı hı. Ama klasik toplumda tarama yöntemi bu yüzden. Hastaların %90'ı 50 yaşından sonra olduğu için ilk kolonoskopi 51 yaşında. 2 yılda bir gizli kan bakalım. Risk varsa o zaman kolonoskopi yapalım. Yoksa 61 yaşında. Yani taramayla önleme en iyi tedavi yöntemidir. Çünkü çok erken tanı koymuş oluyorsunuz. Peki. Hocam bir telefonumuz var. Hemen izleyicimize biz günaydın diyelim. Süremiz çok azaldı. Hızlı bir şekilde değerli izleyicimizden rica edelim. Sorusunu alalım. Sizden de hocam sorulara biraz daha tempolu cevap verirsek diğer izleyicilerimize de hak yememiş olalım.
Şengül Seymen İstanbul'dan arıyor. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. İyi günler efendim. Buyurun, sorunuzu alalım hocamıza. Şengül Hanım, hoş geldiniz. Efendim, ben şu an kıl dönmesi, özür dileyerek söylüyorum. Kıl dönmesi, baba yerde yatıyorum. Evet. Şu an 2 gündür hastanedeyim. Hastaneye gittim, işte ameliyat dediler. Biz sizi dinliyoruz. Eğer televizyonun sesini kısarsanız telefondan bizi çok daha iyi duyarsınız. Tamam. Ben soruyu aldım aslında. İsterseniz hanımefendiye cevap verebilirim. 2 gündür hastanedeyim. Kıl dönmesinden dolayı yatıyorum dedi. Hemen soruyu söylediler. Yani. Evet, şu an ilaç tedavisi verdiler. Bu ilaçlar bittikten sonra ameliyat olun dediler. Geçmiş olsun hanımefendi. Sağ çok olun. Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Çok geçmiş. Kıl dönmesinin çok kısa tanımını yapayım. Ondan sonra isterseniz cevabını tabii vereyim. Hocam, belki bahsedeceğim. Kıl dönmesi genellikle aslında adı üzerinde, yani cilt altı dokuda içinde kılların olduğu bir cilt altı doku enfeksiyonudur. Bir absedir ama genellikle kuyruk sokumu kemikleri arasında kuyruk sokumu kemiğinin üzerinde, yani her iki kalçamızın arasında olan bir hastalıktır. Volkan yaşamış galiba daha önce. Ama öyle bir yüz ifadesi gördüm. Şey. Yani valla siz de gördünüz mü? Niye yaşayanlar var. İnanç da yaşamış galiba. Volkan şöyle yok çünkü. Abi. Hocamanlık, yaşamışsın sen. Bizi kandıramazsın. Vallahi yaşamışsın. Şöyle yapıyor. Yaşasam böyle rahat oturamam. Aman diyor böyle. Yok, rahat oturursun. Merak etmeyin. Tedavi olduktan sonra herhangi bir sorun yok. Kıl dönmesi abseleşmediği sürece de yani böyle çok ciddi rahatsızlık veren bir hastalık değil. Yaşayan biliyorum da abi, o geldi aklıma yani. Yaşayan bilir. İnanç yaşamış. Buyurun hocam. Ama bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Yani elde de olabilir. Yani berberlerde elde de olabilir. Saçlı deride de olabilir. Yani hani göbekte de olabilir. Yani bu bölgelerde de kıl dönmesi hastalığı olur. Hanımefendinin bahsettiği şey muhtemelen klasik kıl dönmesi. Enfeksiyon olduğu için antibiyotik tedavisi vermişlerdir. Yani akıntı vardır veya abseleşme vardır. Onu boşaltırlar. Abse olduğu zaman çünkü ağrınız ve ateşiniz olur. Yoksa ağrı ve ateş olmaz, akıntı olur. Kronik bir akıntı şeklindedir. Hastalıktaki sıkıntı şu, tedavi edilmezse böyle yer altındaki köstebek yuvaları gibi düşünün, her enfeksiyonda yeni bir kanal oluşarak pek çoğalıyor. Çok kanallar ve yanlara yukarıya doğru yayılır. Tedavisi ciddi gerçekten sorunları sebep olur. Komplike bir hal alabilir. Bugün hani klasik herkes işte internete baktığı zaman tedavi yöntemlerinde alternatif tedavi yöntemleri vardır. Bizim de uyguladığımız çok özel hasta grupları vardır ama klasik olarak kıl dönmesi dediğimiz flöndal sinüsün küratif tedavisi, yani nihai tedavisi cerrahidir. Amaç o bölgeyi temiz olarak çıkartmaktır. Çıkarttıktan sonra oranı kapatmasıyla ilgili çok farklı teknikler vardır. Bu hastalığın ve hekimin özelliğine göre değişebilir. Bu hastalığın doğuştan veya erişkin olduğu konusundaki farktan dolayı aslında tedavi yöntemleri yapıyor. Yani tartışma konusu. Ama bugün için daha çok kabul edilen edinsel, yani daha sonradan oluşan bir hastalık olduğu, çünkü negatif basınca bağlı dökülen kılların oradaki çok küçük por dediğimiz milimetrik deliklerden içeri girmesiyle hocam, oluşan. Hocam peki ameliyatla müdahale edildikten sonra tekrar etme riski var mı? Maalesef vardır. Yani her hastalıkta cerrahi müdahaleden sonra tekrar riski vardır. Bu risk uygulanan tekniğe bağlı olarak değişir ama genellikle %5 civarındadır. Bunun için toplumsal anlamda önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Yani korunmak önemli. Hep şunu diyoruz. Bakın spor, mesela bazı spor türleri vardır ki kıl dönmesi gelişimine zemin hazırlayabilirler. Yani burada yanlış anlaşılmasın, spor yapmayalım kıl dönmesi. Tabii. Ama bizim duş alırken bu bölgeyi, özellikle kalçalar arasındaki arkadaki bölgeyi çok iyi temizlememiz, çok iyi kurulamamız, yani o bölgenin nemli kalmaması ve tüylerden mümkün olduğu kadar arındırılmış olarak kalması gerekir. Bu hastalık sanıldığı gibi erkek hastalığı değildir. Her 5 erkekle karşılık bir tane de kadınlarda görülür ve kadınlarda görülme yaşı erkeklerden de daha erkendir. Onun da altını çizmek lazım. Hocam son bir soru, süremiz çok azaldı ama çok soru geliyor bununla da ilgili. Hemoroidle de ilgili konuşacağımızı söylemiştik. Hemoroid nasıl bir hastalıktır? Tedavi yöntemleri nelerdir? Bir de tabii şunu sormak lazım. Hemoroid sorununun kansere dönüşme riski var mı? Kısaca bunun da cevabını alabilir miyiz sizden? En son sorudan başlayayım istedim. Yani hemoroid kansere dönüşmez. Yani böyle bir yanlış inanış var nedense. Hemoroid çok farklı bir hastalıktır. Kanser çok farklı bir hastalık. Sorun şudur. Hemoroid şikayeti çok tipiktir. Hemen hemen tipiktir. Hasta tuvaletini yaparken kanama olur. Hı hı. İçinde kan pıhtılaşmamış hemoroidlerde çok ağrı da olmaz. Ağrı daha çok çatlakta olur.
Yani ben tuvaletimi yapıyorum. Tuvaletimi yaparken de özellikle taze bir kanım oluyor. Bu hemoroittir. Bunun belirtisi tipik budur ve kansere dönüşmez. Bunu çok net söyleyebilirim. Tedavisi bugün için çok zor bir hastalık değildir. Küralik tedavi edilebilir. Şimdi tabii programımızın artık sonuna geldik. Son olarak küçücük bir şey sormak istiyorum hocam size. Şimdi tabii bağırsak sağlığından konuşuyoruz. Zaman zaman hepimizin uygulandığı arınma, detoks diye tabir edilen yöntemler var. Bunlar sağlıklı mıdır? Yapmalı mıyız? Yapmamalı mıyız? Aslında tabii çok farklı bir alan girmek istemiyorum ama yani onkolojik açıdan hani vücudu şöyle arındıralım diyeceğimiz çok somut bir şey yoktur. Onu söyleyebilirim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz. Yine hocamızı biz stüdyomuzda ağırlayacağız bundan sonraki haftalarda. Konuşacağımız daha çok konu var. Sağ olun, hoş geldiniz. Güler yüzünüzle programımıza neşe kattınız. Bir kez daha hocamızı alkışlayalım. Teşekkür ederim. Ve artık bu haftalık bizler için veda zamanı geldi. Vedamızı edelim, sonra tulumun sesiyle programı noktalayacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi tüm konuklarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Orkestramıza, siz değerli konuklarımıza, misafirlerimize ve ekranları başında bizi yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimize gönülden teşekkürler. 2004 yılının son cumasıydı bugün ve önümüzdeki hafta yepyeni 2014 bir... olmasın. 2004. 2014. 2004 dedin de 10 2004 yıl, mi dedin? 10 yıl önceye götürdün bizi. Ah ne günlerdi onlar. O zaman şöyle diyelim. 2014 yılının son cumasıydı bugün ve haftaya yepyeni bir programla tekrar karşınızda olacağız. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Her zaman bunu söylüyoruz zaten. Biz programı yapıyoruz. Bir süre sonra tabii zaman zaman... Ben sözü o zaman çok fazla uzatmayayım. Zaten süremiz de bitti. Önümüzdeki hafta 2014'ün son haftasında sizlerle birlikte olacağız. Tulum'un müthiş sesi ve sevgili Volkan'la programımızı nokta. Sen de bir anons yaptırmadın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.
Müzik.